İyi akşamlar sevgili futbolseverler. Kanal Ufa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. 3 haftalık aradan sonra yine tekrar sevgili spor yorumcularla beraberiz. Sayın Murat Şahin Şahanoğlu ve Sayın Ali Sinozoğlu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 3 haftadır tabii biz de 3 hafta arasında tabii amatör program yaptık. Önemliydi gerçekten. Evet, bu da önemliydi. İsterseniz bir maç özetleri yok. Özetleri daha sonra şey yapacağız. Özellikle önce puan durumunu bir alalım. Ondan sonra sohbetimize Urfa Spor'la ilgili devam edelim. Evet sevgili futbolseverler, puan durumuna baktık. Birazdan zaten özetler de gelecek. Özetler üzerine zaten konuşacağız, yorum yapacağız. Tabii son bölümde de, dördüncü bölümde de iki tane kulübümüz, amatör kulübümüz, onlar da ligden arada çekilme kararı aldı. Onlarla ilgili bilgilerim elimde. Son bölümde de onu konuşacağız, son bölümde. İsterseniz hemen Sayın Şahan Şahanoğlu'ndan bu sene artık sezon sonuna kadar Sayın Ali Çizmecioğlu ve Murat Şahin Şahanoğlu bizle birlikte olacaklar. Devamlı Urfa Spor'la ilgili yorumlarına renk katacaklar. Evet Sayın Şahan Şahanoğlu tekrar aramıza hoş geldin. Eyvallah. Neler diyeceksin? Teşekkür ederim İsmail Bey. Bizi izleyen herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi PTT 1. Lig'de devre arası verilen aradan sonra 3 hafta siz burada amatör programı yaptınız. Amatör futbol spor kulüplerinin sorunlarını dile getirdiniz ama bununla birlikte bugünkü yayın program ortağımız, program arkadaşımız da şampiyon hoca olarak karşımızda. Teşekkür ederim. Bunu da buradan dile getirmemiz lazım. Bugün Urfa'daki hem ulusal yayın yapan TV kanallarında hem de haber sitelerinde ve gazetelerde Anadolu Gençlik Spor Kulübü ligin bitimine 4 hafta kala 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Arkadaşlar burada yok ama hocaları İsmail Buz var. Biz sizi onların adına da ve tüm kulüpteki arkadaşlara tebrik edelim. Aslında hemen kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. İsmail kardeşimizin son 5 yılda 4. şampiyonu olduğuna biraz önce öğrendim. O benim eksikliğim. Tebrik ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tabii ki İsmail Bey gibi böyle amatöre ve profesyonele ikisini kişi yedirip değer veren, önem veren çalışan arkadaşlarımızı bütün spor kamuoyunu, futbol kamuoyunu değerlendirmesi lazım. Gerçekten tebrik ediyorum. 4 hafta kala çok farklı. Hatta ben bugün seninle konuştuğumda dedim ya hayırdır sorun mu var? İşte diğer bir kulüp şeyden çekilecek gibi bir açıklama yapılmıştı. Gerekeni söylediniz bana. Tebrik ederim sizi. Evet. Murat kardeşimin lafını kessin. Estağfurullah. Katkısınız. Ben gelelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben hocamı tebrik ettim ama. Urfa Spor bizi bekliyor. Ama aynen ama ben hemen şuna da vurgu yapayım. Yani. Aynı şekilde Anadolu Gençlik Spor Kulübü'ndeki tüm futbolcu arkadaşları da tebrik ederim Ali abi. Gökhan Doğuş 15 gol atmış. Yani bu amatör ligde veya hani Süper Lig'de, PTT'de biz bu golleri göremiyoruz ya. Hocası santrfor olunca. Evet. Hüseyin Ali'nin de 13 gol atmış bence. Evet. Şu anda zaten teklifler de geliyor futbolcular. Muhakkak. Başarı olan yere. Teklif geliyor. Şu tabii. Anda 4-5 tane kardeşimiz, 2 tane kardeşimiz Telekom Spor'a gitti ve Ceylan Pınar'dan istenen futbolcular var tabii. Şu arada görüşülüyor. Yarın yine Ceylan Pınar Belediye'den bir ekip gelecek.
istediği futbolcular var. Olursa onlar gidip futbol oynayacak. İnşallah bu tür takımların başarısı daha çok olur ve bu arkadaşlar da amatör Bal Ligi'nden ziyade 3. 2. Lig veya PTT'den veya Süper Lig'den teklif alırlar. Biz de gurur duyarız. Şimdi Urfa Spor devre arası kampından sonra, ki bunları ilerleyen dakikaları da açacağız ama evet. 9 kişiyle yapılan bir devre arası kampı vardı. Neden yapılmıştır onu da anlamış değilim. Bir toparlanma sürecine girdi. Yaklaşık Ali abi bir 15-16 tane futbolcu gönderdi Urfa Spor devre arasında. Bununla birlikte 11-12 tane de futbolcu transferi yaptı. 15-15 diyelim. Yani 50-50 yaparsak öyle. Yani şimdi dün akşamki Adana maçına gelelim. İzleyenler de eminim bunu bekliyordur. Dün akşam Urfa Spor takımı 2015-2016 PTT 1. Lig 1. devresinde bir Karşıyaka maçında, bir de burada oynadığımız Hüseyin Dağ Hoca'nın Giresun maçında takım oyununu, takım futbol ruhunu sahaya yansıtmıştı. Ben öyle hissetmiştim. Ondan sonra biz 1. devre Urfa Spor'un, yani ben açık söyleyeyim, ruhsuzlar takımı diyordum ben Urfa Spor'a. Ki giden futbolcuların da nerelere gittiğini, kimlere gittiğini, hangi menajerlerin adamıydı, hangi takımlara gitti, bunları da bir araya getirsek zaten oynanan futbolun ve ruhsuzluğun da açık ifadeleri oradan anlaşılır. Ama dün akşam Adana Spor maçında ben sahada o ruhlar alemi derler ya, ruhsuzlar alemi gitmişti. Ruhuyla sahada 11 futbol oynayan arkadaş gerçekten ruhlarıyla futbol oynadılar. Benim hoşuma giden, önemsediğim durum buydu. Yani ruh vardı yani diyorsun. Evet, takım ruhu vardı. Ha şimdi eminim bizi izleyenler der ki ya vardı ama 3-2'de yenildik. Doğru, çok haklılar. Şimdi 25. dakikaya kadar Urfa Spor'un Adana Spor üzerinde ciddi bir etkisi vardı. Evet. Ve 25. dakikaya kadar Adana Spor'un da, şu anda görüntüler de ekrana geliyor. Görüntüler ekranda zaten. Evet. Evet. 25. dakikaya kadar Adana Spor'un kalemizde ciddi bir hata, ciddi bir pozisyonu da yoktu. Yoktu. 25'te bir topla geldiler. Golü buldular. 1-0 öne geçtiler. Gardımız düştü mü? Düşmedi. Ben hani böyle oyuncularımız daha yeni bir aradalar. Kaynaşma süreci yani bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde. Yani sahadaki ilk 11'e bakarsak 3-4 tane 1. devreden kalan topçu var. 7 tane futbolcu yeni transfer veya yeni takıma katılan arkadaşlar. Evet. Ama bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Bizim 1. golümüz bu gol. Oğuzhan'ın attığı gol. 1. devre bizim sağdan soldan gelen ortamız yoktu. Veya sağdan soldan eskaza bir başta 3-5 tane ortamız geliyordusa ceza sahası içinde topa vuracak bir tane oyuncumuz yoktu. Varsayalım o dakika ki o da vardı. Eğer o da es geçseydi ikinci bir topçumuz yoktu Ali abi gol atacak. Ama bakın bu golde Erhan Sağ bu gol. Hayır bu Adana Spor'un golü. Adana Spor'un golü. Evet, monitör sağ tarafında olduğu için takip edemiyorum. Evet. Erhan'ın sağ taraftan ortası Ali abi Tümur es geçti. Evet. Onun arkasından Edinho es geçti. Evet. Üçüncü futbolcu Oğuzhan topu ağlara gönderdi. Bu ne demektir? Urfa Spor artık rakip ceza sahası içerisinde bile bir futbolcuyla değil, 3 futbolcuyla golü arayan bir takım kimliğinde. Bunu tamamen dün akşamki maç için söylüyorum. Genel anlamda yönetim, teknik direktör, Tugay Kerimoğlu bunların bütünleşmesi anlamında söylemiyorum. Sadece sahada mücadele eden takım adına söylüyorum. Bunu özellikle belirtmem lazım. Eğer biz bu dün attığımız 1. gol, 2. gol da Ahmet Aras'ın golüne de araya girdi, topu çaldı, gol attı ama 1. gole çok dikkat etmek lazım. Eğer futbol yorumu yapıyorsak futbolu iyi analiz etmemiz lazım. 1. devrede bizim böyle bir hatamız, böyle pozisyonlarımız yokken biz yeni kurulan bir takımda böyle gol buluyorsak demek ki bu takım bir şeyler yapar. Ne yapar? Ligde kalabilir. Ha, ligde kalması başarı mıdır? Asla, kesinlikle değildir. Ama ligde kalması bizim için, yani Urfa Spor taraftarları için ve Urfalılar için çok önemli. Ha diyeceksiniz ki 25 trilyon para harcanıp PTT 1. Lig'de kalınıyorsa bu paralar harcanmasın. Bunlara ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Tugay Hoca yine çok eleştirdi bu maçta. Eli cebinde maçı izliyordu. Tugay Hoca ile de ilgili bir takım benim notlarım var. Onu da yine ilerleyen dakikalarda dile getirmek istiyorum. İlk dakikalar olduğu için. Ben Urfa Spor dün mağlup olmuştur. Doğrudur. Skor kötüdür ama oynanan futbol, bugün Urfa Spor ve ülke genelinde PTT 1. Lig'i takip eden spor yorumcuları Urfa Spor'un oynadığı futbolu 1. devreye nazaran beğenmişlerdir. Fakat bu hafta oynayacağımız Karşıyaka maçında biz bunu daha iyi analiz edeceğiz. Ve önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta Göztepe maçı var. Urfa Spor'un bu devre arası transferlerinden sonra iyi yolda olduğunu söyleyebiliriz ama işler iyi giderse
Ben ilerleyen dakikalarda daha da açacağım ama Ali abim de söylemek istediği bir, evet, Ali abi de bir girsin olaya. Bu tabii ben şöyle söylemek istiyorum. Bir daha hemen şimdi Urfa Spor'a işte Adana maçı, işte film eski yerden devam etmeye başladı. Tabii o düşünce içinde değiliz ki siz de spor yorumcusu olarak, spor adamı olarak siz de bu işleri biliyorsunuz. İkinci yarı başladığı zaman ben şahsım Urfa Spor'a 1, 2, 3, 4. haftaya kadar sabrederim. Evet. Ondan sonrasını zaten sabretmem. 4. haftaya kadar sabretmemin sebebini de söyleyeyim. Şimdi birincisi transferler. Siz de biliyorsunuz. Evet. Çeşitli takımdan gelen futbolcular var. Gelenler de isterseniz tabii. Bu arada bir deklar edelim mi? İstersen de Ali abi önce bir yapsın, gündeme getirsin olur. Onu. Yok Ali abi sen buyurun. Sen buyur Ali hemen abi. Görüşlerini alalım biz Adana Spor'la ilgili sohbetimize devam edelim. Şimdi Murat kardeşimi de dinledim. Senin yorumunu da aldım İsmail'cim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Urfa Spor iyi oynadı. Urfa Spor nasıl iyi oynadı? Bir futbol takımı nasıl iyi oynar? Herhalde ya ben dün gece bir başka maçı izledim ya da sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımız bir başka maçı izlemiş. Benim futbol anlayışıma göre dünkü Adana Spor'u eğer bu Urfa Spor yenemiyor ise şu anda Urfa Spor takımı gerçekten Allah korusun küme düşmeyi hak etmiştir. Önce şunu tartışmak lazım. Adana Spor mu kötü oynadı veya kötü takımda Urfa Spor mu iyi oynadı? Bunu bir ayırmak lazım. Siz şu grupta hepimiz izliyoruz. Buradan canlı yayındayız. Bir tane yetkili, ilgili, bilgili kim olursa ulusaldan yerelden bağlansın desin ki Adana Spor Urfa Spor'dan daha iyi takım veya daha iyi top oynadı. Adana Spor bulunduğu yere bakın, bizim bulunduğumuz yere bakın. Şuna bakmayın, Adana Spor biz sahalarına gidemedik diyorsunuz ya, Adana Spor da gelemedi. Ortada oynanan bir maç. Yeni yapılmış transferler. Sahaya bakıyorsunuz 3 tane ilk yarıdan kalan futbolcu. Evet. Kaleci Necati, evet. Ki hayatımın en kötü Urfa Spor'a geldiği günden bu yana takip en kötü maçını oynadı. Kubilay. Edinio. Hayır, Kubilay saymıyorum. Kubilay ikinci yarı zaten başladı. Peki. İlk yarıdaki kadroda Kubilay yoktu. Yani 7. haftadan sonra. Hayır, olur mu? Devre bittikten sonra adam oynamaya başlayacağız. Bandırma maçıyla başladı. Yani, devre bitmişti yani. Bir Kubilay'dı, pardon, Necati'ydi. Ekrem Dağ'dı, Edinio'ydu. Evet, doğru mu? Doğru. Evet. Üç futbolcumuzun yaş ortalamasını vurduğumuz zaman biri 31, biri 35, biri 36 yaşında. Evet. Siz transfer yapıyorsunuz, ara dönemi değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Ara dönemi değerlendirmişsiniz, aldınız futbolcuların 5 tanesi 30 yaş altında. 22 ile 26-27 yaş arasında. Sahaya çıkan kadroya baktığımız zaman yaş ortalaması 29-30. Oynayan topçulara bakın. Ali abi çok özür dilerim. Burada hemen bir detay vereyim. Yanlış bilgilendirme yapmayalım. Hı-hı. Urfa Spor alttan gelen yani U21'den profesyonel yaptığı futbolcularla yaş ortalamasını 26.7'ye çekti. O zaman U17'yi de katalım 15'e düştü yani, yaşları. Neyse, şu anda Urfa Spor'un yaş ortalaması. Hayır. Ya, şimdi resmi bilgi bu olduğu için söylüyorum. Ben İlk 11'e bakarsak haklısınız. Ben dünkü kadroyu söylüyorum. Evet. Bunun doğru. Üstüne bir tek gelecek kim var? Şu anda Lualua var değil mi? Evet. Yap o zaman yaş ortalaması. Evet. İlk 11'i değerlendirsek doğru. Yap evet. O zaman yaş ortalaması. Gekas da herhalde gündem değil mi? Gekas. Gekas Lualua olduktan sonra Gekas'ı sanmıyorum. Hani şuydu dünkü maçta oluşan. Hadi yeni bir takımla çıkıyoruz. Hadi arkadaşlar soyunma odasında sen de yaşamışsındır. Bunu ben de yaşamışımdır. Murat Bey de duymuştur, yaşamıştır. hadi falan bu maçı alalım artık yeni başlangıç yapalım hesabı. Evet. Bir hırsla çıkılan bir maç. Evet. İlk maç alması gereken bir maç. En azından bir puana dönmesi gereken bir maç. Öyle bir şeyle, şekle, zevkle topçular sahaya çıktı. Arkadaş bakın kimse kimseyi aldatmasın İsmail. Hiç kimse kimseyi aldatmasın. Geçen ilk yarıdaki kadroyu dağıtıp yerinden bunları böyle bir transfer yapacaksanız eğer en büyük hatayı yapmış demezsiniz. Geçen kadrodan ne var? Bak ne var? Ne var yani? Bana söyleyin. Oyun olarak ne var? Ya Ali abi geçen kadrodan fark derseniz geçen devreden olan futbolcular hiçbiri oynamıyorlardı. Yani bunlar ne oynadılar abi? Abi orta sahada bastılar mı? Sağdan soldan toplar getirdiler mi?
Stop forvete Edinho'ya falan şey yaptı. Halen Edinho savunmanın. Şimdi zaten maç geliyordu. Maç yani bana göre de maç biraz ortada oynandı. Oynanmadı değil. İki tarafta ama aynen. Ruha da gelince siz de demin zaten Zayn Şahanoğlu da dile getirdi. Ruha da gelince gerçekten Urfa Spor'da o önceki ruh gitmiş. Evet. Yeni bir ruh gelmiş, o da bir gerçek. Evet. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Ruh olup da sonuç alamadığın zaman ne yaparsın İsmail? Sen ne takımın var, ruh var, koşuyor, mücadele ediyor. Sonuç alamıyorsun, ne yaparsın? Geçen sene de işte, geçen devrede de yine aynı insanlar ruhla oynuyordu. 3-5 tane 10 tane oynamayan da vardı. Abicim, bakın. Ama bakın bir şey kaçırıyoruz buradan. Özür diliyorum Murat'cığım. Buyurun. Bu takım ilk defa başlıyor. İlk Adanaspor maçıyla çıkıyorlar sahaya. Bir şeyler yapalım. Aman yüzümüzü verelim, bir şey yapalım. Kendimize hem taraflara hem işte Türkiye'ye gösterelim. Evet. Doğru mu? Evet. Gelenlerin İsmail, hepsi kiralık. Sezon sonuna kadar. Ona geleceğiz. Evet. O ayrı bir vaka. Evet. İsmail'in dediği gibi bir ruhla oynadılar. Evet. Ama nasıl bir ruh? Nasıl bir ruh? Sonuç yok. Ruhu sahaya yansıtıyorsun. Ya şimdi yok. Şimdi her ruh olduğunda, bir takıma bir ruh geldiğinde şimdi illahi sonuç alacağım diye de bir kayda da yok. Evet. Şimdi biz kendimiz de çok maçlara böyle hırslı, mücadeleci o takım ruhunu biz çok yansıttık. Gün de çok oldu. Evet. Ama maalesef sonuçta hazimette olduğu günler de çok oldu. Şimdi doğru. Ben şunu söyleyeyim bak. Ben Urfa Spor'la ilgili şimdi çok böyle çok eleştirmem. Niye eleştirmem? Ben her zaman Urfa Spor'un şimdi demin de söyledim. 1, 2, 3 üçüncü haftaya kadar, dördüncü haftaya kadar kredisi var bana göre. Sen 4 diyorsun ben 5 diyorum. Sen 5 diyorsun Ali abi. Evet 5 diyorum ama şimdi görelim. 5'e kalmadan büyük sıkıntılar yaşanacak. Şimdi o ayrı bir yani sıkıntı olup olmadığı şimdi İleriki haftalarda belli olacaktır. Şimdi dördüncü haftaya kadar eğer aynı senaryo, aynı filmi biz izlersek tamam. Aman ne ben de derim bu takım kümeye gider. Ama şimdi hocanın bir haklı payı var. Kardeşim ben bu takımı yeni kurmuşum. Yeni transferler de yapmışım. Eskileri biliyorsunuz. 12-13 tanesini gönderdim. 12-13 tane de yeni futbolcu aldım. Mide bana 2-3 hafta müsaade edin der. İsmail, bu adam. O zaman ben hemen şurada bak, senin düşünceni, şunu der yani. Şunu düşüneceğini biliyorum, onu söyleyeceğini biliyordum. Ben sana söyleyeyim o zaman. Tuğay Hoca sezonun ilk yarının bitiminin kaçıncı haftasında geldi? Kayseri Erciyes yani maçıyla başladı. Erciyes maçında geldi. 4 hafta vardı evet. Değil mi? 3 mü 4 mü Sayın Şahan? 4 hafta. 3 hafta bence kala geldi. Yani kupa maçlarını da sayarsak. 3 veya 4. Kupa işte, maçından beraber 4 maç. Geldiği zaman ilk gördüğünde gelirken de zaten kadronun ne olacağını biliyordu. O günden itibaren kendisi ileriye dönük bir kadro yapmayı düşünemez miydi? Hazırlığını yapamaz mıydı? Zaten o günden hazırlık yapıyor. Nasıl hazırlanıyor? Sayın Çizmacıoğlu o günden. Nasıl hazırlanıyor? Böyle mi hazırlanıyor? Ya bu transferler önceden vardı ha. Onu söyleyeyim size. Aklında vardı yani bu transferler. Yani bu sadece devre arasında aklına gelip de transfer veya menajerlerden transfer yapmadı. Yok menajerlerle yaptı. Tamam. Sedat Yeşilkaya'yla. Tamam menajerlerle. Hürriyet'in muhabiri. Muhakkak menajerlerle transfer var da. Evet. Ama şimdi birebir kendisi de görüştüğü futbolcular da vardı. Benim bilgim var yani ondan. Birebir görüştü. Yani bizim ilk yarı maçları oynarken birebir görüştüğü futbolcular vardı yani. Ben bundan haberim var yani. Hangisini aldı o zaman? İşte Asgar olsun. Ondan sonra Lualua olsun. Yani bunlardan önceden görüşüyordu yani. İki üç tane. Ama ben yine söyleyeyim. Tabii biz başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Fakat Tuğay Hoca bu ligi bilmiyor. Yani bu ligi acemi. Ve belki de berberliği başımızda öğrenecek. Açık ve net söyleyeyim. Başımızı kelebip gidecek. Evet. Yani o da olabilir ama inşallah biz bunda yanılırız. Tabii arkadaşlar da bu arada reklam ara verdiler. Evet sevgili futbol severler kısa bir reklam aramız var. Hemen reklamdan sonra buradayız. Evet sevgili spor severler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Çizmecioğlu'daydık. Evet hemen devam edin. Çünkü Urfa Spor'u çok konuşmak lazım. Siz de biliyorsunuz. Evet, kaldığınız yerden devam edin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi bütün risk Sayın Başkan Fethi Şimşek'te.
Evet. Yönetici arkadaşlarımız var. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama risk Türkiye'nin en önemli iş adamlarından, en güzel kişiliği olan, hakikaten bunu samimi olarak söylüyorum. Sevdiğim, saydığım bir insan Fethi Şipşek'in üzerinde. Fethi Bey ne yapar, ne der bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Madem Tugay Hoca'yı getirdiniz, 1,5 yıllık bir anlaşma yaptınız. Önümüzdeki yıl için bir hazırlık yapıyor musunuz? Şimdi o kadar kapalı bir şekilde duruyor ki Urfaspor. Çok kapalı bir şekilde duruyor. Ali abi kusura bakmayın, bu sorunun içinde bir soru da soracağım size. Başkan Fethi Şimşek mi yoksa Kerem mi? Ben size soracağım, siz de cevap verin. Özellikle soruyorum. Başkan Fethi Şimşek mi yoksa Kerem mi? Çünkü nedenine de gelince başkanı ya bir maç ya iki maç gördük. Ama futbolu anlamayan, hayatında futbol, daha futbolun topun ne olduğunu bilmeyen, belki topu da gördü mü, belki bomba diye karakola da götürür. Bu genç mi bizi yönetecek Urfa Spor'u? Açık ve ne söyleyeyim. Evet. Fethi Şimşek mi başkan yoksa Kerem mi başkan? Yani ben dedim ya, bütün risk Fethi Şimşek'te. Eğer Kerem Şimşek başkan pozisyonunda görünüyor ise, olayları o organize ediyor ise, sonuçta babasına karşı iyiliği veya kötülüğü dokunmuş, sorumlu babası olur. O zaman ikisini yan yana yani, koyduğumuz zaman Ali abi, Şimşek başkan. Şehzade başkan diyerek bence böyle ya, tamam yani. Şimdi daha ne söyleyelim Murat? Yani yapacak bir şey yok İsmail Bey. Söylüyor. Çok doğru ama yapacak bir şey bilmiyorum, yok. Ben yanlış mı konuştum iyisi, acaba yani? Doğru iyisi de kötüsü de Fethi Bey'e mal olacak. Tabii ki. Fethi Şimşek'in burada yaptığı büyük bir hata var. Yönetici arkadaşlara ben saygı duyuyorum. 3-4 tane hakikaten çalışan değerli insanlarımız var. Hiçbir sözüm yok onlara. Şimdi olayın ama yarınki günde Urfa Spor başarısız oldu zaten. Şu anda Urfa Spor tarihinin en kötü noktasındayız. Tarihinin ama. 19. 20. hafta Urfa Spor 17. sırada. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamış. Şimdi burada Fethi Şimşek'in yapacağı tek şey neydi biliyor musunuz? Ben arkadaşlar açıklayın. Urfa Spor'un şu anda harcadığı para bu. Ya ne olur ya, çık söyle başkan. Çık söyle. Korkun mu var? O zaman sırrımız yok. Korkun yoksa çık açıkla. Ortak bir televizyon yayını yapılsın. Bizim programımıza gelsinler. Tabii. Biz özel bir reportaj yapalım. Tabii. Bizi çağırsın, İstanbul'a gidelim. Veya kendileri buraya, eğer ayda iki ayda bir geliyorlar, geldikleri zaman oturup konuşalım, açıklasınlar. Bugüne kadar kimsenin ağzından, ya her şeyi duyuyoruz ama Fethi Başkan'ın ağzından hiçbir şey duymadık. Urfa Spor'un borcu ne kadar? Şu anda alınan futbolcular kaça mal oldu? Gidenler kaça gitti? Alınanların kaç tanesi kiralık? Bu son noktada kimi söylüyor? Paralar nereden geliyor? Nereden geliyor? Kendisine alacağı, ne kadar kulübün verdiği, ne kadar? Bakın bunları ortaya koymadığımız zaman Urfa Spor bir yere gelmez. Şu anda gerçekten kapalı kutu. Neden kaçırırlar bilmiyorum. Bakın kulüpte çalışan, yıllardır çalışan hiçbir kimse kalmadı. Neyin hesabını yapıyorlar kimse bilmiyor. Sokakta bizi çevirenler diyor ki, arkadaş nereye gidiyor Urfa Spor? Ne olacak? Sonuç ne? Ya bugün beni iki kişi aradı. İkisi de Urfa dışından bakın. Urfa'daki de söylemiyorum. Biri Yüceli Hocal Antalya'da. Biri de Hacı Mehmet Karadağ İstanbul'da. İkisine de ben buradan gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. O kadar güzel sözler söylediler ki, o kadar güzel şey söylediler ki, hatta gözleri doldu. Yani bu işi kim temizleyecek? Biz bu kadar konuşuyoruz, sizler bu kadar konuşuyorsunuz. Bu işi kim temizleyecek? Önerilerimizi söylüyoruz dediler ki, kimse bizi dinlemiyor. Ya bizi burada kimse dinliyor mu ki siz dinlesinler? Evet. Fethi Şimşek'in en büyük hatası Urfa Spor'u şu anda kapalı kutu şeklinde tutmak. İyi niyetli bir arkadaş ama bu sözlerimizi bir dahaki programda ben söylemeyebilirim. Yani artık bu kadar günlerdir diyoruz ki Fethi Başkan iyi bir insan, doğru mu? Evet. Bu kadar da sorumluluk var üstünde. Başkan gel bir toplantı yap. Çağır bütün medyayı. İstediğin yerde bir toplantı yap. Canlı yayın yap. Veya sadece basın mensuplarını çağır. Otur de ki, arkadaş biz böyle böyle yaptık, böyle oldu, bundan sonra böyle olacak, bir açıklama yap. Yok ki öyle bir şey. Şimdi yine gelmiş 15 tane futbolcu. Ya abi 15 tane futbolcu siz 15 günlük kamp içerisinde değerlendirmedikten sonra nasıl antrenörsün sen İsmail? Evet. Nasıl verim alacaksın?
Mümkün değil. Mümkün mü? Mümkün. 9 topçuyu da gittiler. 4 tane de Urfa Spor'un altyapısından çocuğun hayatıyla oynayıp da o çocukları profesyonel yaptılar. Sırf kupa maçına çıkabilmek için o profesyonel kadroyla. O çocukların hayatı ne olacak? Kim alacak onları? Onların hayal... bu haftaki kadroda neredeler? Zaten onları profesyonel yapmasaydı çıkamıyorlar da. İşte onun için yaptılar. O çocuklar da sevindi. Urfa Spor bizi profesyonel yaptı. Hayır, çocukların hayatıyla oynandı. Bir de bilmiyorum yalan mı doğru mu? Herhalde Tugay Hoca bir de öyle bilmiyorum artık. Ben şey yapmayalım yani buradan sevgili futbol severler de bizi izliyor. 15 tane genci profesyonel yapın, çıkın kupa maçında oynayın diye bir... Böyle bir duyum da aldım ama ne kadar gerçek ne kadar doğru bilemiyorum. Duymadım ama yani 4'ü diyen 15'te derdi. Arkadaş bu kadar abuk sabuk işler olmaz. Lütfen. Bakın şu anki yapılan kadro yemin ediyorum Urfa Spor'u kurtarmaz. Kurtarmaz. Lualua da gelse kurtarmaz. Ne olur Lualua 2-3 hafta bir hareket getirir hem taraftara hem futbol kamuoyuna. Takla da atıyor ya ondan dolayı. Yani belki, gol atsın da atsın. Gol atsın 50 takla atsın. Önemli değil. Ama inanın ki hikaye. Gerçekten hikaye. Ali abi, kimin ya, olduğu bu benim. Konularda yani bahsettiğiniz bütün konularda size tamamen katılıyorum ve bütün spor kamuoyu da hem ulusal hem yerel herkes bu konuda hemfikir. Çok haklısınız. Yönetim şekli gerçekten Urfa Spor'da. Puan durumunu görüyorsun değil evet. mi? Evet. Şimdi Karşıyaka 18, evet. biz 10. sıradayız. 17 evet. puanımız var. 16 maç mı kaldı? 17 maç mı? 16 maç kaldı. Şimdi devre arasına giderken ve bu haftayla itibaren Tugay Hoca'nın 6. maçı. Lig maçı. 3 mağlubiyeti var. 2 beraberlik. Bir de malum Erciyes galibiyeti. Yani 1 galibiyet, 2 beraberlik. 3 mağlubiyeti ligde. Büyük başarı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Tugay Hoca'nın 4 tane mağlubiyeti var. Ahmet Spor'a içeride dışarıda yenilmişsiniz. Bandırma yasağınızda yenilmişsiniz. Toplamını yaptığın zaman ne oluyor Murat? Abicim 7 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet. Tugay Kerimoğlu'nun karnesi bu. Şimdi ben bir Adana Spor maçına değineyim ondan sonra bu konuya tabii, tekrar devam edeceğim. Tabii. Şimdi sosyal medyada veya işte spor kamuoyunda Adana Spor gibi zayıf bir takım ve Urfa Spor, Adana Spor gibi yenemezse kimi yenecek gibi. Şimdi bugün puan cetveline baktığımız zaman Adana Spor 30 puanla bu ligin üçüncüsü. Ligin üçüncüsünden bahsediyoruz. Urfa bu, Spor... Ama bu da ligin ne kadar kalite... Futbol takımının ne kadar kalitesinin az olduğunu gösteriyor. Genel olarak bakarsak öyle. Genel öyle. Adana Spor... Karabakspor izledim dün akşam. Onu gireceğim ona. Sen özür dilerim. Lafını evet. kesin. Devam et. Onu şimdi Adana Spor Ali abi 6. son 6 haftadır 5 galibiyet 1 beraberlikle oynayan bir takım. Adana Spor kötü bir takım değil ki. 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alan bir takım var. Adana Spor kötü takım iyi yönetiliyor. Veya iyi futbolcuları ruhlarıyla oynuyorlar. Veya hocası her şeyini katıyor. Ali abi Tugay Kerimoğlu kaç yıldır futbolu bırakmış? 7 yıldır futbolu bırakmış. 7 yılda teknik direktör olamayan bir adam nereden geldi de Urfa Spor'a teknik yordu? Ben bunu merak ediyorum. Bir cevher olsaydı zaten 7 yıldır bir yerlerde bir teknik direktör olurdu. Urfa Spor'a geleceği günde ben Tugay Hoca için futbolculuğu tartışılmaz. Ama teknik direktörlük kariyeri yok ki yorum yapayım dediğim zaman Urfa'da spor kamuoyunda çoğu arkadaşlardan tepki aldım. İşte menajerlere, Sedat Işıkkaya gibi arkadaşlara sığındığınız zaman onlar beni... Yani bugün Tugay Hoca Urfa Spor'a gelmiş, eyvallah hoş gelmiş. Kimler gelmiş, kimler gitmiş, Tugay da gelmiş. Kusura bakmasın. Ya arkadaşım şimdi, sen... Hayır Murat bir de diyecekler ki, İsmail, şey ya, bu adamlar Tugay'ı bile beğenmiyorlar. Abi nesini beğeneceksin? Abicim... Ben Urfa Spor üzerinden değerlendirmiyorum. 7 yıldır futbolu bırakmış bir teknik direktör olamayan bir adam Urfa Spor. Zaten bakın iyi bir teknik direktör olsaydı Fatih Terim kadrosunda yer verirdi. İyi bir teknik direktör olsaydı Galatasaray Hamza Hamzoğlu değil Tugay'ı değerlendirirdi. Yani biraz da böyle geniş açıdan bakmak lazım. Ha Galatasaray'ı sevebilirsiniz Tugay Galatasaray'ın efsane futbolcusu ama arkadaşlar biz bunu Urfa Spor üzerinden konuşuyoruz. Başka yerden konuşmuyoruz. Ali abi şimdi Tugay Hoca'nın Urfa Spor'a ne katkısı var derseniz bence Urfa Spor'a hiçbir katkısı yok. 17 tane futbolcu gitmiş bu takımdan. Bunun 10 tanesini Tugay Hoca göndermiş. Urfa Spor'da biri sezon başı transferleri yapan kimdi? Hakan Şirin'den hep şikayet ederdik. Hakan Şirin'in getirdiği bütün futbolcular Tugay Hoca tarafından gönderildi. Ekip kuruldu Sedat Işıkkaya ile. Şimdi bu defa o ekip devreye girdi. Yani bu gelen futbolcular kim getirdi, nasıl getirdi? Hepsi Tugay Hoca'nın istediği futbolcular. Sen açık diyorsun Şahanoğlu. Burada bir rant olayı var. Burada para dönüyor. Türkiye'de futbolun her tarafında rant var. Evet. Zaten Türkiye'de iş bu. Ama bu sadece Urfa Spor'da değil. En çok da Urfa Spor'da bence dönüyor. Urfa Spor'da Ali abi lütfen bu cümle yani bu konuyu evet. bitireyim, dağıtmayayım. Bitir evet. Şimdi Urfa Spor
ta Kemal Saraçoğlu başkanlığı sürecine kadar hiçbir zaman menajerlerle veya işte futboldaki bu arabulucularla iş olmadı. Sabahattin Ceveri'de, Kemal Saraçoğlu'da, Habib Başkan'ı, bunlar hep transferlerini kendileri üzerinde durarak yaptılar. Hatta eski belediye başkanımız Ahmet Bahçıvan'ı bile buna dahil edebilirsiniz. Bugün bu sezon Zafer Tüzün'le Urfa Spor bu menajerlerin kumpasına düştü. Geçen seneden başladı. Şimdi geçen sene gelmedi. Direkten döndü, geri gitti. Yani. Hakan Şirin'le Zafer Tüzün geldi. Getirdiği 10 tane futbolcuyu Tugay Hoca gönderdi. Tugay Hoca yeni bir liste çıkardı. Bunların çoğu istediği zaten kendi istediği futbolcular. Ben eminim ki bu futbolcular Urfa Spor alsaydı 150 bin euroya alırdı. Ama Sedat Yeşilkaya ve Tugay Kerimoğlu ismiyle veya onların istemeyle bu isimler 200-250 bin euroya çıktı. Ve Urfa Spor dünya kadar zarar etti. Zarara girdi. Yani biz arkadaşlar onu bakın, diyorum, bekliyoruz. Başkan açıklamayı. Şimdi Ali abi bugün haberleri takip ediyorsunuz. Kazandık, değil mi? Kaybettik. Ali abi haberleri takip ediyorsunuzdur. Bugün akşam haber sitelerine bir haber düştü. Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi haftalardır veya aylardır Urfa'da neden bir 5 yıldız otelde kalıyor? Bunun masrafını kulüp ödüyorsa neden ödüyor diye bir haber var. Tugay'dan bahsediyor. Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi Urfa'da. Tugay'ın kardeşi Tugay. Ondan bahsediyorlar. İsmi neyse ben ismi bilmiyorum. İsim vermiyorum. Ben biliyorum. Neden Urfa'da kalıyor abi? Neden 5 yıldız otelde kalıyor? Neden Urfa'sı bunun parasını ödüyor? İşte ben 3 hafta önce hatırlıyorsanız dedim ki sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Dedim bazı şeyleri telefon kayıtları bende var. Evet. Da insanlar dedi ya hayırdır ne oldu ne olacak. Olay şu. Tugay'ın kardeşinin abisinin bütün organizasyonun onun elinde. Bu Karadeniz lobisi. Bakın birebir takımlara bir şey demiyorum. Karadeniz lobisinin Türkiye üzerinde büyük etkisi var. Futbol üzerinde. Tabii futbol üzerinde. Peki biz bunlara teslim mi olmuşuz Ali abi? Evet. Şimdiye kadar biz böyle bir şey yaşamış mıydık Ali abi? Yani işte söylüyorum. Ya bu pasaport tarihinde var mı böyle o lobiye bilmem kime? Başkan çıksın açıklasın desin ki arkadaşlar böyle bir şey yok. Peki abi ben sana bir şey daha soracağım. İsmail hocam da cevap verir. Urfa Spor devre arasında Antalya bilmem ne otelde 9 futbolcuyla kampa katıldı. Ya arkadaş 9 tane futbolcuyla sen Antalya'nın veya Türkiye'nin en lüks otelinde kamp ne diye yapıyorsun? Transferin yok. Elindeki 9'un 1-2'si zaten gidiyor. Kıvanç gitti, Onur Akbay gitti o arada daha gitmeyenler arasında. Fenerbahçe bile gitmedi ya oturdu. Yani biz Urfa Spor'un parasını harcamak bu kadar kolay mı? Demek ki kolaymış. Yani belki yöneticiler hadi Tugay Hoca'ya güvenmişler getirmişler diye bazı şeylerde esnek davranıyor olabilirler ama ya arkadaşım yani sen bu şehrin bu takımın kalıcı geliri yok. Bu şehrin takımının başka bir alternatifi yok. Sen 5 yıldızlı bilmem kaç yıldızlı çok yıldızlı otelde ya sen 8 sporcunun neyini kampını yatırıyorsun? Yönetim anlamında mı söyleyeceksin? Oyun anlamında mı söyleyeceksin? Allah peygamber için bana bir şey söyleyin. Sağ kanatta oynayan futbolcu kardeşimize bakın. Sol kanatta sol önde oynayan futbolcu kardeşimize bakın. Ramazan Sal'ın yanında oynayan Hikmet Balioğlu stoper. Gençlerinden yani, arkadaşlar bakın. Kimse kimseyi aldatmasın. Dünkü Adana Spor maçı işte dedim ya sosyal medyada insanlar diyor ki ya işte çok iyi oynadı. Hiçbir şey oynamadı. Ali'ye bak maçı çok başı, iyi oynandı ben, demiyor ama. Ben telefonumu kapattım o anda %100 maça konsantre oldum. Kimseyi eleştirmek için de söylemiyorum. Gördüğümü burada paylaşma adına %100 izlemeye çalıştım. Sayın Çizmecioğlu ben Sayın Şahanoğlu'na bir soru soracağım. Demin size sordum bir sorum da size olsun. Buyurun. Sorun İsmail. Tuhay Hoca ile yine ilgili. Yani Tuhay Hoca nerenin takımın hocası da yani Barcelona'nın mı Manchester'ın mı böyle ayrı bir arabadan geliyor. İki araba ayrı. Yani onlar da maalesef. Yani onu da bir dile getirsen ben sevinirim. Ne diye bu nerenin nasıl hocası yani? Nasıl yani iki araba yani giderken? İki arabayla geliyor antrenmana ondan sonra takım giderken takımdan sonra geliyor ki tek başına ayrı bir arabadan geliyor. Yani özellikle. Bugün Fatih Terim bile takım otobüsüyle antrenmanlara o maçlara gidiyor. Böyle biliyoruz. Ama Urfa'da haber sitelerinde yani şöyle bir haber vardı. Yani? Burası İsmail Hocam'ın bahsettiği şu. Tugay Hoca takım otobüsüyle antrenmanlara veya maçlara gitmiyor. Ayrı bir VIP araçla maçlara veya antrenmanlara gidiyor diye tepki var. Evet. Tabii. Ali abi bu senin kafanı nasıl çekmedi ya? Bilmiyorum abi. Kimse söylemedi. Ben de araştırmadım açıkçası. Öyle biliyorum. Adam tek başına gidiyor ya. Tek arabayla gidiyor. İki arabadan. Nasıl takım ruhunu yakalayacaksın? Otobüs ayrı gidiyor. Bu ayrı gidiyor arabasından ya. Antrenmana, maça, ne bileyim vesaire bazı yerlere. Ciddi mi söylüyorsunuz? Ciddi söylüyorum ya. Abi herkes bu konuda Ali abi sosyal medyada herkes bunları dile getiriyor. Patlama oldu ya. Ali abi ben bu konuda Fransızım evet. Buna Fransız kaldın. Ali abi olabilir.
Buna vallahi şans aldı. Şahanoğlu bu doğru mu? Ya tabii ki bugün, az önce dedim ya, bugün Fatih Terim bile takım otobüsüyle maçlara gidiyorsa, Türkiye Süper Lig'de, PTT 1. Lig'de veya futbolun her tarafında bir hoca takımıyla birlikte antrenmana veya maça aynı araçla gitmiyorsa siz hangi takım ruhundan bahsedeceksiniz? O zaman biz akşamdan beri boş boşuna konuşmuşuz abi. Hepsi bitti şu anda. Yani Ali abi yani... doğru değil mi? O zaman bütün tespitlerimiz doğru. Yani bu takımdan ya, bir numara olmaz. Ya sen Manchester'ın hocası mısın? Sen milli takımın hocası mısın? Yani olsan dahi senin hakkın yok ya ayrı bir arabadan antrenmana, maça gitmeye, toplantıya gitmeye hakkın yok ya senin. Çok doğru. Sen Urfa'dan çok mu büyüksün ya? Bunu yöneticilerin bir araya gelip... Büyük. Bakın, vallahi çok şaşırdım, bakın, inanılmaz şimdi bu konu, şoktayım ya İsmail. Şimdi bu son 10 dakikada... Sana da inanıyorum, Murat'a da inanıyorum yani evet. Kesinlikle inanıyorum ama hiç duymadım, duysaydım zaten daha önce ben normal... Şimdi hala bu burada çözüm ne olmalı? Biz 10 dakikada bu bahsettiğimiz konuları, işte Tugay Hoca'nın kardeşinin otelde yattığı iddiası, 5 yıldız otelde parasını kulübüne... Abi normal ya, adam şimdi otobüse binmiyorsa takımla beraber kendi idmanlara ayrı, maça ayrı falan gitmiyorsa kardeşinin burada otelde kalması, burada kalması... Hayır bak, ona ama nereye geleceğim? Bak diyorum ki madem böyle problemler varsa yönetim kurulun İstanbul ayağı da Urfa ayağı da bir araya gelip bu işi bir an önce çözümlemeli. Böyle hoca ayrı baş çeksin, menajer ayrı baş çeksin, yok bilmem eski futbolcu ayrı baş çeksin. Yok İstanbul'daki yönetici ayrı bir şey konuşsun. Burada böyle bir yöneticilik olmaz. İşte söylediğim oydu. Toparlanın. Fethi Başkan açıklama yapacak. Bakın yol gelecek yakınken. Burada şu işin başındayken bakın Urfa Spor'un son zamanları ha. Gerçekten çok kötü bir yere gidiyor Urfa Spor. Biz burada hikaye anlatmıyoruz. Günlerdir, 3,5 yıldır, 4. yıla girdik. Bir hikaye anlatmıyoruz. Evet. Fethi Başkan hiç mi kendi kendisini düşünmüyor? Kendi kendisini düşünmüyorsa Urfa Spor'u düşünsün. Gelsin açıklama yapsın. Dese ki ben 4 yıldır, 3 yıldır bu işin başındayım. Şunları yaptım, şunları yaptım. Burada başarısız oldum, burada başarılı oldum. Veya bunu yapacağım. Açıklasın. Çünkü sorumluluk kendisinin. Bakın Fethi Başkan yarın ben eyvallah der, gittim der. Bıraktığı zaman Urfa Spor kötü yere gider. Tarih Fethi Başkan'ı yazar. Urfa Spor'da yerle bir olur. Ya gelinen noktada öyle zaten. Başka bir şehre, kentlere örnek olarak göstermek istemiyorum. Yanlış olur şu anda. Yerle bir olur Urfa Spor. Urfa'da her şey farklı olur. Şimdi Ali abi, daha ne söyleyeyim? Şimdi bakın biz artık bilmem Adana Spor maçından bilmem giden 17 futbolcudan gelen 12 futbolcudan gidenden gelenden vazgeçtik. Siz demin az önce dediniz ki altyapıdan işte 3-5 tane çocuğu mecburen evet. Profesyonel yaptılar. Ben size bir isim söyleyeyim. 97 numara Mehmet Umut Ersöz. Hocam da takip ediyordur. Takip ediyorum evet. U21'de de Urfa Spor'da oynuyor. U21'de oynuyor. Ali abi o çocuğu 15 gün önce, 20 gün önce Alanya Spor, PTT 1. Lig, Adana Demir Spor, PTT 1. Lig, Umut Ersöz için Urfa'ya geldiler çocuğu götürmek için. Bir şekilde bunlar yöneticilere duyuruldu. Bir de Ömer Dağlı. Ömer Dağlı'yı, o da iyi bir arkadaş. Dün de Adana'ya 2 gol attı o U21 maçını oynadı. Pazar peki, günü. Peki o kardeşimiz bu haftaki maç kadrosuna var mıydı? Bu haftaki sarı kart cezası diye yoktu Umut Ersöz Ali abi. Sarı kart cezasıydı. Bakın Umut Ersöz'ü ben özellikle takip ettim. Dikkatimi de çekti. Daha önce de izlemiştim. Kupa maçında da izledim. Hem buradaki Ahmet maçında hem Diyarbakır'daki maçta. Ve böyle bir tepki geldi. Ya Urfa Spor'un altyapısında böyle Umut Ersözler varsa bak, neden oynatmıyorsunuz? Eğer ben burada iddia ediyorum şu Murat kardeş, Umut kardeşimizi Umut Ersöz, evet. Sezon sonuna kadar 5 maçta görev versin. Ben şu saçımı burada kazıtmazsam. Ali abi verecek versin ne demek? Yani veremez. Vermez. Vermek zorunda. Vermez. Bugün sen vermez. Bugün sen bu çocuklara şans vermezsen işte Kenan Karışık ben Akhisar'a giderim der. Onur Akbay ben Adana Demir'e gidiyorum der. Fevzi Elmas ben de gidiyorum der. Tabii bir de açıklama yapıyorlar. Çok güzel bir yere geldi. Açıklama yapıyor. Kulüp diyor ki kendi şeyle gitti. Abi sen adamı kale almazsan, adama yaklaşmazsan, işine gelen doğru dürüst futbolculara sen yaklaşmazsan adam gitmek ister. Sana güvenmez. Gitmek ister. Gider. Sonra da kendi gitmek istedi. Fevzi niye 3,5 yıldır gitmek istemiyordu? Ya ikinci kaleci pozisyonuna düştü ondan. Hayır canım istiyor. Oynardı yani oynayacak pozisyondaydı. Baktı içeride farklı şeyler dönüyor. Dedi ki adayı valla bana. Kıvanç. Sen Kıvanç gibi bir
olayı şimdi buradan İsmail'e söyleyeceğim. O her zaman söylüyor da. Ben biliyorum o. Aynen yapısını biliyorsun. Evet. Anlattın da defalarca. Hatta ben bir arada sana kızdım içimden, dedim ya bu dilim kadar ağır konuşulmaz. Onu hak etmiş ama. Demek ki hak etmiş değil mi? Hak etmiş. Gördüm. Ama ona o fırsatı veren yönetim de onu hak etmiş. Hak etti, evet. Sen adamın parasını şey yapıyorsan herif gidip kendi parasıyla ödüyor, hadi eyvallah ben gidiyorum diyor. Ya böyle bir yönetim Allah aşkına olamaz arkadaşlar. Burası amatör kulüp değil ya. Lütfen Allah aşkına ya. Ya vallahi amatör kulüpte bunlar var İsmail. Var mı böyle bir şey ya? Yani amatör kulüpte herif kendi sözleşmesi kendisi feshediyor. Spor kulübünde oluyor tabii. Kendi sözleşmesi kendisi feshediyor adamı ya. Böyle bir mantık var mı? Hani abi gitmek istiyorsa da zorla tutamazsınız bir futbolcu. Abi alırken o zaman ben onu söylüyorum. Alırken sen bu adamı nasıl aldın? O sözleşmesinde ne vardı? Madde koyuyor o zaman. Vardır. Kıvanç'ın daha önce yine vardı. Süper Lig takımı isterse giderim diye de muhtemelen sözleşmesinde. Niye alıyorsun? Gelmesin ki abi. Ki Süper Lig takımına da Eskişehir Spor'a gitti. Tamam gelmesin. Alma o zaman. Alma. Ya Kıvanç seni kurtaracak mı? Şampiyon mu yapacak? Messi mi? Gördük zaten. Yaptıkları da ortada yani. Onu da yaptıkları böyle da ortada. Şey gördük mı zaten Kıvanç'ı biz. Kupasporla dalga geçiliyor. Yöneticiler vallahi bunun farkında değil. Arkadaşlar yemin ediyorum farkında değil. Siz hala sahada oynanan 3-5-2'ye veya 4-4-2'ye bakmayın. Gelen Maktar, Muktar falan ya ayıp ya. Hadi tamam o Amin Asgar'a bir şey demiyorum. Belli bir şey var. Gücü, yeteneği, farklı bir pozisyonlarda. Ya o da ters pozisyonda oynadı. Sağ tarafta oynadı. Tabii ki sol içten gelen, izlemiştim videolarını. Çok sert vuran bir adam. Ya o Muktar'ı... Maktarı nasıl yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar yani, reklam aramızda sağdan var. Sağdan soldan evet, olduğu sıra... yerde al Murat'a ver İsmail'e. Reklamdan sonra devam edelim Ali. Sıra bakmayın abilerim. Urfa sporumuz iyi de oynasa, kötü de oynasa her zaman yenilir. Urfa Spor lig sonuna kadar ipin ucunda gidip gelecektir. İbrahim Dodanlı diye bir mesaj atmış bu kardeşimiz. Bir de Ali Alkan da bir mesaj atmış. Bu hafta o 21 maçını izledim. Sağ bek oynayan çocuk 2 tane devrem eder ama oynatılmıyor. Kupa maçında oynatıldı. O da sağ açık ve pas verilmiyordu. Çünkü verseler formaları elden gider diye bir mesaj atmış. İsmail Bey çok özür dilerim. Tabii, buyurun. İçerideki Ahmet Kupa maçında Kubilay'ın Rızvan, Ömer Dağlı ve Umut Ersöz'e bir bağırışı vardı. Eminim Tugay Hoca da onu görmüştür. Evet. Eğer siz bu çocuklara böyle bağırırsanız, bunlar 18-19 yaşında çocuklar, hiçbir şey de bekleyemeyiz. Evet. Hocanın da yönetimin de bu genç çocuklara hem Umut Ersöz'e hem Ömer Dağlı'ya hem Rızvan'a, tabi kalecimiz Ebu Bekir El Hoş'u da unutmayalım. Yani bakın bizde cevher var. Yönetimin de bunlara sahip çıkması lazım. Evet. Sonra devam ederim ben buna. Yayında başarılar diler. Ali Bey, Murat Bey'e sevgiler selamlar iletirim. Şampiyonluğumuzu canı gönülden kutlarım. Darısı süper amatörle Val Ligi'ne olsun. İsmail'cim eleştirenler varsa dilerim. Ağır da olsa tabii. Onları da okuyalım. Yayında başarılar diler. Anadolu Gençlik Şampiyonluğunu canı gönülden nerede kutlarım. Nerede olduğumuzu bilelim. Evet, konuklarımıza da iyi akşamlar. Veysel Karanikayan, buradan da sevgilerimizi sunuyoruz kendisine. Evet, sevgili futbol severler, kısa bir reklam aramız var. Hemen reklamdan sonra buradayız. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden yoğun şekilde devam ediyoruz. İyi yayınlar, konuklara çok selam. Allah'ını seversen yazdığım oku. Turgay Hoca'nın kardeşi otelde yattığını tartışılıyor. Bir kere hoş bir hareket değil. Urfalılar misafirperverdir. Düşmanı gelse ağırlarlar. Urfa Spor'a gelince 2 hafta bekleyelim ki maçı alsın. Kümeden kurtuluruz. Almasa o zaman hocayı eleştirebilirsiniz. Kaptan Taplamacı Romanya'dan sevgiler ve saygılarını sunuyoruz. Mahmut abi ben doğru söylüyorsun da biz misafirperveriz de böyle bir de insana... Misafir de misafirliğini bilecek. Evet, misafir de misafirliğini bilecek. Bir de insanı da enayi yerine koymamak lazım abi. Ben hemen kaptana buradan bir mesaj gönderdim. Evet. Romanya kaptan, senin oğlun da Urfa Spor'a geldi. 3 gün misafir etmeyip oğlunu geri Romanya'ya gönderdi. Gönderdi Urfalı diye.
Abi ben Sayın Kaptan Taplamacı'yla ve oğlu da oğlu da U19'da U20 Türkiye milli takımında 5 gol atan bir çocuk. Tabii Adnan Taplamacı ve Ufaspor misafirperverliğini gösterdi, geri gönderdi kaptanı. Yetenekli. Yetenekli ama bilmiyorlar değeri. Neden söyleyeyim mi? Çünkü bizim terazimiz her zaman Urfalı'yı hafif dartmıştır ondan. Onun için. Sen iyi niyetinden savunuyorsun. Kaptan Taplamacı iyi niyetinden savunuyorsun. Belki de ironi yaptı, espri olsun gibi, acaba. Evet, sizin gibi sizin oğlan yetenekli ama 3 günde dayanamadılar kendisine. Getirseler ya, bizim evladımız değil mi o? Öyle değil mi Sayın Çizmecioğlu? Yok evet, o süreç içerisinde Mahmut abi de 1,5 yıl öncesinde bayağı bir görüşmelerimiz oldu. Benim de bir çabam oldu. En azından denensin, şu olsun, bu olsun. Raşit Hoca döneminde. Tabii. Olmadı. Gönderdiler. Bitti. Şimdi Mahmut abi biraz hissi konuşuyor. Urfa Spor'u sevdiği için konuşuyor. Ya doğrudur. Aynı hissi konuşuyor da. Yani, ama kendi dönemlerindeki Urfa Spor veya Urfa'nın şartları, Türkiye şartları öyle değil. Kendisi Romanya'da olduğu için Avrupa şartlarını... Yok, o da Türkiye'yi çok iyi biliyor. Yok, bilmiyor. İçerisinde olmazsa... Onu tamamen ironi yapıp bence bir gönderme olsun diye söylemiş olabilir. Evet, selam. Ceylan Pınar TİGEM'den İmran. İyi yayınlar diliyorum hocam. Keçe Spor Lig'den çekilecek mi? Biz Keçe Spor'la ilgili, amatörle ilgili son bölümde biz ayırdık sayın kardeşim. Onu biz dile getireceğiz ne şekil. Biz Urfa Spor'la devam ediyoruz. Evet, Sayın Şahanoğlu hemen kaldığın yerden devam edebilirsin. Peki, evet, yani aslında biz bu konulara değiniyoruz ama belki şimdi diyecekler ki yani hiçbir şey kalmadı da bunlarla mı uğraşıyoruz diye. Ama bunlar da gerçekler, bunları söylememiz lazım. Bu takım hepimizin takımı, bu şehrin takımı. Biz her ne kadar PTT birinciliği, bütün takımları sevsek de bu kentimizin takımı Urfa'ya ayrı bir sevgimiz var ve öyle olmak zorunda. Yani bu akşam Alanya Spor, Denizli Spor'u 6-0 mağlup etti. Mesela zevkli bir maçtı. Ben ilk yarısını izleyebildim. Ben kaçırdım ya. Keşke benim takımım da o futbolu oynasa o kadar sevinsem. Yani biz şehir üzerinden, takım üzerinden gitmiyoruz. Futbolu seviyoruz ama futbolda olan yanlışlıkları da dile getirmezsek inan ki çok büyük yanlışlıklar yapmış oluruz. Belki bize kızan, darılan vardır ama bunları da özellikle söylemem lazım. Şimdi Urfa Spor Akhisar'dan Erhan Tuncel'le kaleciyle görüşüyordu. Büyük bir ihtimalle de bence onunla bir anlaşma sağlamışlar. Yine Mersin Mayurta sahasında bir dün Beşiktaş maçında da kadroda vardı. Mehmet Taş. Onunla da bir görüşme var. Yine Premier Lig'den yanlış eysem bir stoperle görüşme var. Sevgili İbrahim Özgeliş mesajda belirtmiş. Ben emin olmadığım için program öncesi söylemedim ama İbrahim'in mesajı gelince doğrudur. Bu duyumlar vardır. Bir stoper, bir kaleci ve bir orta saha da %80 Urfa Spor Kulübü'ne gelecek ama neye gelecek, nereye gelecek, nereye gideceğiz? O zaman Murat'cığım, şimdi ben çok farklı bir şey söylemek istiyorum. Bunun bir bölümü iddia gibi görünse de ortada gerçek olan bir şey var. Hakan Şirin'in eski ortağı Metin Korkmaz, menajer. 3 yıl önceki o şike davasında yargılanıp ceza alan, sonra da çıkan bir menajer arkadaş. Hatta Mehmet Topuz'u son anda Beşiktaş'tan alıp Fenerbahçe'ye götüren bir menajer. Bu arkadaş geçen gün sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. 15-20 gün öncesi. Fotoğraf halen sosyal medyada duruyor. Evet. Diyor ki ben Tugay ve Sedat'ın sonuna kadar yanındayım. Bakın Urfa Spor'un 2 yıldır başına bela olmuş Hakan Şirin'in can ciğer kankası böyle bir menajer. Ama bence Ali abi eski ortağı. Bence şimdi ayrılır. Olabilir. Evet. Aslında burada böyle bir şey de çıkıyor. Acaba menajerler çatışmasında ortasında mıyız? Herhalde. Onu iddia etmiyorum. Çünkü adamın bu kadar büyük sıkıntılardan sonra şu cesarete bak ki son 15-20 gün içerisinde sosyal medyada paylaştığı şeye bak. Ben Sedat ve Tugay'ın arkasındayım. Sen kimsin Sedat ve Tugay'ın arkasında duracaksın? Urfa Spor yönetimi bizim buradan konuştuğumuz her şeyi duyuyor. Sayın Başkan, görüyorsunuz. Bu bir iddia değil. Doğru mu Murat'cığım? Sen ne biliyorsun bu konuda? Bilgin var. Evet, ben de gördüm o fotoğrafı. Şu anda fotoğrafta duruyor. Evet, doğrudur. Araştırsınlar. Nereden nereye geldiklerini öğrensinler. Sedat Yeşilkaya. Sedat Yeşilkaya, Tugay'ın arkasındayım diyen insan Metin Korkmaz. Şike davasından hapis yatmış bir isim, eski menajer. Evet. Yani menajer. Bunun gibi insanlar, Sayın Çizmecioğlu, Urfa Spor'da ne işi var ya?
Allah aşkına ya. İşte biz de onu soruyoruz. Ya ne iş var? Ufa Spor yönetimi bunu araştırsın. Biz çok mu kötü bir takımız ya? Bundan sonra yapılan transferlere baksınlar. Şimdi işten geçti. Transferler, görüşmeler falan devam ediyor. Ama şu kadar büyük hatalar yaptıklarını bilmeleri lazım. Bakın kendileri yönetici değil mi? Evet. Peti başkan, başkan değil mi? Ufa Spor'un başkanı değil mi? Ufa Spor'un başkanı. Bunları kendisi bilmeden kime nasıl neyi teslim ediyor? Sen Urfa Spor'u teslim etmiyorsun. Urfa'yı teslim ediyorsun. Evet. Bunu araştırılsın. Arkasından nereye çıkacağını, yapılan transferlerde şu isimlerin isminin geçip geçmeyeceğini bize açıklasınlar. Bu kadar net söylüyorsun. Yani vahim bir durum. Daha ne diyelim? Evet. Yani bunlar, bu konular hep Türkiye'de futbol arkasında gündeminde var. Arkasında inmiyor adam ya. Evet. Arkasında inmiyor. Ben Sayın Şahanoğlu bir PTT liginde bile biraz evet. açsak ilk maçı. Şimdi maçlar oynandı zaten biliyorsunuz. Evet. Takımlar üstünde de biraz değerlendirelim. Şimdi şöyle başlayalım. Devre arasında Samsun Spor ve Vartaş Elazığ Spor'a bilindiği gibi transfer yasağı geldi. Evet. İki takıma geldi değil iki mi? İki takıma geldi ve Samsun Spor kendi sahasında Altın Ordu'ya 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Ve arkasından Ümit Özat da istifa etti. Şu anda Samsun Spor'un teknik direktörü de yok. Yine aynı şekilde İbrahim Üzülmez, ben burada son programda Elazığ her ne kadar lider olsa da 8-9 tane futbolcusunun gideceğini ve İbrahim Üzülmez'in de istifa edeceğini söylemiştim. Onu ki dile getirdim. İbrahim Üzülmez hemen ertesi hafta içinde istifa etti ve 7-8 futbolcusu takımdan ayrıldı. Bir iki taneyi tuttular, mecbur tuttular çünkü transfer yasağı geldiği için tuttular. Sonra Kemal Özdeş'le anlaştılar karşıya kazanaydılar. Kemal Hoca da bir hafta dayandı Elazığ'da, o da baktı işte durum vahim, verilen sözlerine gelmeyecek. O da Elazığ'dan ayrıldı. Göztepe devre arası takviyeler yaptı. Hatta en son dün bizim eski kalecimiz Atacan vardı Boluspor'dan bize gelen. Atacan'la da Göztepe anlaştı. Ve bununla birlikte birkaç transfer daha yaptılar. Elazığ Spor'da bir düşüş başladı. Hani liderdi biliyorsunuz. Bu hafta liderlikten de düştü. Karabük birinci lider oldu. Karabük'te zaten teknik direktör sorunu vardı. Yücel İldiz'i onları süperliğe çıkaran... Bırak hemen yetimler. Gireyim. Hemen gireyim. Unutma ama. İsmail çok enteresan. Dün akşam Karabük Spor maçını izlerken, Giresun Spor maçını izlerken Urfa Spor'da forma giymiş 6 tane futbolcu vardı. Bir de Urfa Spor'un teknik direktörünü yapmış bir teknik direktörü vardı. Yücel Hoca. Evet. Arkadaş, her takıma bakıyorsun herhalde bir Trabzon 1461'de yok. Urfa Spor'da oynamış futbolcu. Belki bir de Denizli Spor'da. Denizli'de de var. Şenol Akın var. Öyle mi? Ha? Evet. Bak özür dilerim. İlla iki var ya. Ya böyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şey yok. PTT 1. ligindeki bütün takımlarda Trabzon 1461 hariç belki bir iki tane daha üstünde olabilir. Onu tam olarak söylemek yanlış olur. Evet. Her takımda Urfa Spor'da oynamış futbolcu var. Kim oynuyordu biliyor musun? Evet. Sol bek İsmail Dinler. Evet. İlhan Depe. Evet. Ve harika bir orta sahadan evet. topla iyi bir asistle. Zenke. Evet. Diğeri? Gökhan Alsan. Gökhan Alsan. Öbür tarafa bakıyorsun Fevzi. Evet. Yine bir tane vardı orada. Giresun'da. Var. Alaaddin Tosun. Alaaddin Tosun evet. 6. 6 tane Urfa Spor formasını giymiş futbolcu. İlk 3-4 takım içerisinde oynuyorlar. Ya abi böyle bir mantık var mı? Ben mantığını söyleyeyim mi Ali abi? Söyle abi. Urfa Peygamberler Şehri Hicaz'dan sonra ikinci bir kutsal yer olarak adlandırılıyor ya. Kutsallarımızı gönderiyor mu? Futbolcular, futbol camiasına da Urfa kutsal bir şehir. Urfa'ya gelip formasını giymeyen futbol hacısı olmuş sayılmıyor. Onun için herkes Urfa Spor Urfa'ya gelmek zorunda. Sayın Faruk Sevgilioğlu, iyi akşamlar Romanya'dan Faruk Sevgilioğlu. Seviyeli ve doğru eleştiri yaptığınız için teşekkür ederim. Lütfen stada seyirci çekmeye gayret edelim. Bu takım bizim bana. Takımımız. Özellikle bu haftaki maça geleceğim. Ben yurt dışından geliyorsam Urfa'nın takımı yalnız bırakmaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Bir de Serdar Aslandağ. Turgutlu'dan sevgiler saygılar. Bu yönetimle olmaz. Yönetim bir an önce istifa etsin. Serdar Aslandağ. İstifa, istifa, istifa. 3 kere dile getirmiş. Bir de Casım Yıldız. Kütahya'dan iyi yayınlar. Ekrem Dağ sağ ayakla oynadığı için bence sol bekte etkisiz oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şaban yoktu. Şaban olmadığı için başka da i̇şte sol ayak olmuyor. Mecbur. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Evet. Aziz Ergün Şanlıurfa Spor anlaşmaya veya imza attığı doğru mu? Aziz Ergün diye. Onu da Sayın Şanlıurfa. Kim de imza attı? İstersen tekrar onu bakayım. Bu hafta
Yok o değil. Kütahya'da iyi yayınlar, o değil, o geçti. Onun, neyse birazdan okuruz onu. Evet, devam edebiliriz arkadaşlar. Ya, 19-20 yaşında Orhan Gazi'de oynayan Urfalı bir futbolcu var. Evet. Urfalı ya, asla Urfa Spor olmaz. Serhat Madem. Evet. Urfa kökenli, Urfalı. Urfa'nın yerli ailesinin çocuğu. Urfa Spor'un altyapısında oynamış bir çocuk. Kırıkkale'den mi Orhan Gazi'ye geldi Ali abi? Ben hayır yanlış... yok. Orhan öyle Gazi'de. Ya adam stoper, genç, canavar gibi. Ya defalarca saçları sayısı... kazılı. Evet. Biliyorum. İzmir'de yaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Defalarca şimdi biz şimdi böyle niçin söylüyorum? Şu anki yönetimi transfer komitesine işte pardon menajerine ulaşamadığımız için ulaşmamıza da gerek yok. Kimse bizim işimiz olmaz Ali abi. Yani hayır, suçlu özür dilerim. Evet. Bir şekilde bunları anlatıyoruz ama kimse dinlemiyor arkadaş. Al sen al. Fevzi'yi ben yine getirdim bak. Fevzi Özkan'ı evet, ne yapar yapar oradan koparır getirir. Ben defalarca söyledim. Fevzi Özkan gibi bir değerin başka olmadığı için şu anda koparır futbol piyasasında. Getir arkadaş. Adam gururla 63 Türk numarasını PTT 1. Lig'de giyiyor. Yani kimleri getirdiniz, kimleri gönderdiniz? Yani tabii, Fevzi bu takımda oynayamaz mıydı? Korkarlar. Evet. Çünkü biraz önce şeyin başında bir şey söyledim. Programın başında dedim ki malzemecisinden işte şoförüne kadar herkese her şeyi değiştirdiler. Baştan aşağı bir operasyon yapıldı. Evet. O süreç içerisinde Urfalıların hiçbirisinin takım içerisinde olmasını hiç kimse istemiyor. Bunun sebebini anlamış değilim. Yani orada ne var ki, neden? Kim istemiyor? Yöneticiler mi, hocalar mı? Veya yani teknik heyet mi? Sezon başından beri yönetim aynı işi yapmıyor mu? Evet. Geçen sene. Aynısı şu anda devam ediyor. Şahane abi yani kendi ekiplerini getirmeleri neden doğaldır. Hayır, tamam da içerisinde bir hata yapmış olan varsa gönderirsin. Görevini iyi yapan bir adam varsa gönderir misin? Yok tabii. Hadi niye şeyi göndermedin? Edinho'yu niye göndermedin? Ekrem Dağ'ı niye göndermedin? İşine yarıyor değil mi? Bana göre ikisi de işe yaramayacak pozisyonda şu anda. Hadi Edinho dersin ilk kötü ilk yarı 5 dakika gol attı taşıdı. Ya işine geleni getiriyorsun. O zaman işine yarayanı da bulacaksın. İşte abi, Ali abi, değil yani. Yani bakın gelinen süreç o kadar kötü ki. Tehlike. Yani işte tabloya bak. 50-75 milyon gibi borçlardan bahsediliyor. Ve siz küme düşme potansiyelindeki bir takıma 20-25 milyon harcıyorsunuz. Neden diyeceksiniz? 17 gitmiş, 12 gelmiş de 30 futbolcu. PTT 1. Lig'de en kötü futbolcunun 500 olduğunu düşünürsek zaten rakam 20'yi buluyor. Yani siz eğer 20 milyona ligde kalacak bir takım yapıyorsanız yapmayın. Şimdi yapmayın. Biz bunları söylüyoruz ya, bu kendi görüşümüz, bizim iddiamız. Kim yapıyorsa. Düşündüğümüz. Ama bu konuda bir açıklama istiyoruz, bekliyoruz. Ve bunu da başkanından bekliyoruz. Biz değil, Urfa kamuoyu bekliyor. Şimdi ben bunu Urfa söyleyeyim Spor camiası size. Bekliyor. Ben soruyorum size. Ne oldu, ne bitti, ne takım, olacak? Bu takım bu kadar transfer yaptı değil mi? Evet. Bu kadar transfer yaptı. Şimdi bu kadar transfer yaptı diyelim, ligde kaldık biz. Ligde kaldık. İnşallah da kalacak yani takım. Sizce Tugay durur mu bu takımda? Veya Tugay demez mi? Bana bir 30 trilyon ayırın da ben ikinci PTT liginde ben şampiyonluğu oynayacağım. Yine aynı senaryo dönmeyecek mi? Diyecekler biz sana 30 trilyon nereden getireceğiz bu sefer? Tugay ne yapacak? Orada istifa edecek. Kim gelecek yine? Raha Kapsal mı gelecek? Hüseyin Dağ mı gelecek? Bak bu işin bu tarafını da düşünün. İsmail. Siz konuşurken ben bunu düşündüm. Bak abi, ne olacak şimdi? Ben de bilerek, sen biraz önce dedin ya 4 hafta. Ben dedim yok hayır 5 hafta. 5 haftayı ben Tugay Kerimoğlu'nun gitmesi anlamında söyledim özellikle. Tamam söyledim. Diyelim Sayın Çizmeci orada kaldı. 4. haftada diyelim, bu takım kötü tamam, giderse. Diyelim kaldı bu takım. Gider hadi valla der, biner jipine çeker gider. Ya tamam, adam playoff hesabı yapıyor ya. Ben onun için 5 hafta dedim sana. Ya adam playoff hesabı yapıyor. Tugay Kerimoğlu playoff ne hesabı yapıyor. Ya, Allah'tan korksun ya. Ne playoff? İnan onun hesabını yapıyor. Ya biz istemiyoruz kardeşim. Hayır, bu ya maçı Adana Spor biz maçını alsaydı. Biz kümede kalalım yeter ya. İsmail Adana Spor maçını. Birbirini kaldırmayalım ya. Burası çiftlik değil ya. Adana Spor maçını alsaydı Urfa Spor bir 3 puan çok büyük bir artı kazandıracaktı. Hem kendisinin biraz kurtuluşu olacaktı. Hem de takımın havaya girmesine katkı sağlayacaktı. Bu saatten sonra tabloya bak. Herkesin birbirle oynayacağını düşün. Sen oradan onlar yenese sen de yensen bile yetişemiyorsun yukarıya, yukarıya. Neymiş altısı? Ya her gelen şimdi bu takıma tekme vurmak zorunda mı ya? Her gelen tekme vurmak zorunda mı? Her gelen burada ran saklamak zorunda mı?
Her gelen burada menajer de futbolcu almak zorunda mı? Her gelen burada isim peşinde mi? Her gelen burada para peşinde mi? Yeter artık ya, bu kadar da olmaz ya. İnsanın bir şeyi var ya, bu Urfa bizim takımımız değil mi ya? Biz televizyoncu olarak en çok üzülen biz değil miyiz? Diğer kanallar değil mi üzülen? Neden eleştiriyoruz? Doğruyu bulmak için değil mi? Evet. Ama bu kadar transfer, bu kadar şey, ne diyor şey bizim Seydi Hivoğlu amca, ne diyordu? Bu kadar hele hop diyordu ya. Yani ne gerek var ya? Yazık değil mi yani şimdi bu takıma? Gel, burası çiftlik mi ya? Siz demin dediniz ya, Tuğay'ın kardeşi otelde kalıyor. Bunu ben demiyorum. Bu Urfa'da resmi haber sitelerinde... Değil mi? Yayınlandı değil mi? Evet, akşam. Ya siz gelin, ya. Siz gelin siyahi futbolcuların kaldığı ya, amcası oğlu geliyor, teyzesi oğlu geliyor, Nijerya'dan kardeşi geliyor, yeğeni geliyor, yeğenin kardeşi geliyor. Siz bunları biliyor muydunuz? Sürüyle geliyorlar ya. Aksaray'da saat satan kardeşlerimiz, burada toptan alakası yok. Gel buraya transfer yaptılar. Transfer yaptılar. Yanlarında da 50 kişi getiriyorlar. Bir de ayrıca da gruplara bir kişi gidiyorsa onunla beraber dördü de bırakıyor gidiyor. Kusura bakmasınlar. Sevgili futbol severlerin haberi yok ama bizim haberimiz var her şeyden. Edinio'yu niye gönderemediler? Çünkü Edinio gitseydi onunla beraber siyahiler hepsi giderdi. İşte iki tane genç siyahi futbolcu güçleri yendi. Magic ve bir şey. Neydi onun ismini unuttum. Dodo'ya onu gönderdiler. Edinio ne yapıyor bana? Bana anlatın ya. Bana deyin ki Edinio şu anda faydalı. Bir şeyler yapıyor. Bana deyin ki Edinio da şu anda çok faydalı. İlk yarıda i̇şte, baktığın zaman o pozisyonda işte ilk yarıda iş yaptı. Bir Giresun maçı. Ondan sonra keza bir maç daha. Kayseri Ecas maçındaki penaltı golü. Onlar başka var mı? Yok, yani Edinio bu mu? Verilen paranın karşılığı da bu mu? 36 yaşında bir adam soruyorum. Alırsan verilen, bu olur İsmail. Verilen paranın karşılığı bu mu? Hayır. Onu diyoruz da yine o siyahi gelen futbolcunun ismi ne orta sahadaki? Tonisilio mu? Ha, 31 mi? Yaşında. Maktar, Maktar, Muhtar. Maktar. Maktar, evet. Evet, 57 yaşından gösteriyor ya. Evet. Bana da dediler, senin yanında dursa baban gibi duruyor zaten dediler. Yani. Ama yok, o siması öylemiş zaten başkan da. Ya sima olabilir. Siması böyle fakat biz, dün baktım 45 yaş değil de 40 gibi futbol oynadı. Ama ben 40 yaşında ben, bir veteran gibi futbol oynadı. Yine, hatta aklıma şey geldi dün onu izlerken. Madem dedim Maktar'la şeyi oynatıyorsunuz, alıyorsunuz. Edinio'yu oynatıyorsunuz. İşte Ekrem Dağ'la devam edeceksiniz. Hepsi bunlar 35-36'lık. En son bir Acun'un oynattığı veteranlar maçında şeyi oynatırdım ben, alırdım Serhat Akın'ı alırdım. Koray Avcı'yı alırdım. Onları getirirdim. Yani hiç olmasa taraftar geldi, bize zevk alırdı yani. Ben yine söylüyorum. Gerçekten bunu programın başında dediğimi yine söylüyorum. Ben 1, 2, 3, 4. maça kadar ben sabrederim. Bir moderatör olarak sabrederim. Ama bir taraftar olarak da Tuğay Hoca'nın gözünü de çıkarırım. Eleştiri bazında diyorum ha. İnsani bazında başlacıdır. O ayrı. Ama dördüncü haftaya kadar, dördüncü haftada bu kötü sonuçlara devamlı giderse ilk gözünü de ben çıkarırım. Önümüzdeki bak, Veysel Karalikayan da mesaj atmış. Sıkıntı var. Veysel Karalikayan da mesaj atmış. Diyor ki işte Tugay Hoca Adana maçından sonra oynadığı futboldan memnun diye bir mesaj atmış. Onu da söyleyeyim dile. Devam edin arkadaşlar. Yani Adana maçındaki oynanan futboldan neden biz olumlu konuştuk? Birinci devrede oynanmayan bir futbol izlediğimiz için ve attığımız goldeki Ali abi şimdi bakın her şeyi doğru konuşmak zorundayız. Urfa Spor birinci devre Adana Spor maçında oynadığı gibi hiçbir maçta oynamadı. Ben Urfa Spor çok iyi oldu, iyi transferler yaptı, Adana'ya yenildi ama iyiydi demiyorum. Birinci devrede hiç görmediğimiz kadar bir ruhla oynandı. Birinci golde Erhan Kartal'ın sağdan getirdiği topçumuzu 1-2-3. Futbolcu vurdu. Gol oldu. Biz birinci devreye 18'in içinde 3 tane değil, 2 tane futbolcuyu yan yana göremiyorduk. Tamam doğrudur, Tugay Hoca oyundan memnundur ama futbol skor işidir. Tabelaya bakacaksın. Bana kaçırdığımız gol sayısını söyler misin? Hemen söyleyeyim Ali abi. Şimdi 5. dakikada Kubilay'ın sarı kartı vardı. Kısa dile getirin çünkü. 12. dakikada Amin Askar'ın sol taraftan sürükleyip ceza sahasına çıkıp şutu vardı üst direkten. O gol pozisyonu mu? Ali abi çerçeveyi tutsak oldu. Direkten dönen tamam. Başka? Direkten dönmedi. Kubilay yine topu 16. dakikada ceza sahasının üstüne kadar götürdü. Vuramadı. Yani ayakları titredi herhalde.
Ceza sahasının üstüne kadar geldi. O pozisyon vuramadı. Yani orada daha iyi bir net pozisyonumuz var mı abi? Ben onu soruyorum. Yani ikinci devre Ahmet Aras'ın bir topu çekip vurduğu bir pozisyon i̇kinci var. İkinci yarıda. İkinci devrede evet. Ne başka? Ondan sonra Oğuzhan'ın yine bir şutu vardı. Out'a gitti. İyi bir şut attı ilk yarıda. Bu pozisyon değil, şut. Burada ama, şut. Yani ama Ali abi net yani, pozisyon soruyorum. Yani net pozisyon tamam yoktu Ali abi. Yani tamam, o kadar altı pasın içinde kaçırdığımız gol yoktu. Sevgili arkadaşlar, bir reklam aramız var. İşte mesele orada. Evet, sevgili futbol severler, kısa bir reklam aramız var. Dördüncü bölümde yine beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız dördüncü bölümde de yine beraberiz. Biraz amatörle ilgili biraz sorunlar var, onları da dile getirelim. Yine Urfa Spor'umuzla ilgili kapatırız artık. Evet, Keçe Spor Kulüp Başkanı İbrahim Tekatlı. Evet, gerek yerel gerek sosyal medyada biz bu ligden çekilme kararı aldık diye bize de mesajlar geldi. Hilman Spor bildiğiniz gibi o da süper amatörde ligden çekildi. Biz Sayın İbrahim Tekatlı'ya da dedik ki niye çekiliyorsun? Daha demin zaten görüştük. İşte o da dile getirdi. Hakemlerin, acemi hakemlerin gidip Haran'da maç yönetmesi ve 4-0 orada bir hazimete uğraması, mağlup olması, hakemlerin çok acemi hareket yapmasından dolayı gerçekten biz de ligden çekilme kararı aldık diye mesajlar da geldi bize. Biz birebir tabii konuştuk. Hakem Tiryosu Komitesi de gidip özür de diledi bugün. Çünkü Hakem Tiryosu Komitesi yanlış şeylerin olduğunu, kendilerinin de yanlış şeyler yaptığını dile getirdiler. Sayın İbrahim Tekatlı dile getirdi. Ve kararım kesindir dedi, ben ligden çekildim. Başta ASKF olmak üzere Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve Adnan Yükselir. Ayrıca ben, yönetim, futbol hocaları ve kulüp başkanları biz ricada bulunduk kendisine. Bu gençlerimize yazık etme ne olur dedik. Çünkü kalmış artık son 4 maç. Ne olur bu gençlerle devam et. Çünkü sen de istemezsin bu gençlerin. 4 maç oynasalar mı iyi, antrenmana gitseler mi iyi, kahve köşelerinde otursalar mı iyi. O da öyle söyledi. Dedi benim kararım karar ama dedi bu kadar yönetimdeki hocalar, başkanlar, ASKF yöneticiler Adnan Yüksel ve Sayın Aktaşoğlu muhalif olmasına rağmen seçimlerde Sayın Aktaşoğlu dedi ki ne kadar biz muhalif de olsak dedi ama biz senin bir duruşun var dedi. Çekme dedi ne olur dedi. Biz de ricada bulunduk. O da ricamızı kabul etti ve ligden çekmeme kararı aldı. Bu İbrahim Tekatlı. Çok değerli bir kardeşimiz. Aynen öyle. Duruşunu biliyorum. Evet. Kendisini gerçekten seviyorum. Oturmuş kalkmışlığımız da yok. Sosyal medyadan takip ediyorum. Evet. Belki şimdi sokakta karşılaşsak birbirimizi zor tanırız. Ama gerçekten bir duruşu var. Dediğim gibi verdiği emeği biliyorum. Evet. Amatörler için mücadelesini biliyorum. Cebinden para harcadığını biliyorum. Zamanını verdiğini biliyorum. Hiçbir şey beklemeden verdiği karar yanlıştı. Son verdiği karar doğru. Gözlerinden öpüyorum. Yani bundan emin olun kolay ki. Kolay değil. Gençler, bundan emin olun ki. Neden İsmail biliyor musun? Özür dilerim. Neden biliyor musun? Dediğin gibi. En az 20 tane genç kardeşimiz. Ne 20'si? Sayın Çizmecioğlu 100'e yakın yani şu anda lisanslı futbolcusu ve 2-3 kategoride oynuyor. 16-19 evet. Liglerinde ayrıca. Evet, o gençlerin vebalini üstünde. Yani şimdi İbrahim Tekatlı ben size söyleyeyim. Almış. Sadece tebrik bir hoca değil. Bak bir hoca değil. Başkan, hoca, malzemeci. Dikkatle söylüyorum ha. Malzemeci, taraftar, normal bir oyuncu. Her şey İbrahim Tekatlı Keçe Spor'un. Çünkü Keçe Spor'un bir tabanı var. Benim de zoruma giden ne biliyor musunuz Sayın Çizmecioğlu? Keçe Spor kökenli. Ben de Keçe Spor kökenliyim. Çünkü nice futbolcular yetişti oradan. Keçe Spor'dan. 85-86 yıllarında biz de Keçe Spor'daydık.
Çünkü ilk kurucusu Bedir Üçlük müydü? Yani tam olarak bilmiyorum. Galiba. Sayın İsmail dört kardeş dedi, biz kurduk dedi o zaman dedi. Bilmiyorum. Yani Bedir Üçlük zamanında kurulmuş. He, olabilir ama geçmişi Sayın, çok fazla. Sayın İbrahim Tekyatlı şu anda duruşuyla, o çocuklara verdiği yemekle gerçekten renk atıyor. Neden derseniz, çünkü o çocuklarımızı futbola bir mahalli kulüp olarak kazandırıyor zaten. Gerçekten çok emek veriyor. Yani onun gibi bir iki tane kulübümüz var. Onun gibi bir iki tane kulübümüz var. Bir tanesi mesela Halspor. Halspor kulüp başkanı Sayın Ahmet Çiftçi. Buradan da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Diyor ki öyle bana böyle yüzüme bakıp da dost görünüp beni arkandan sırtlayan, yani bıçak hançerleyen çok insanlar gördüm. Dedi ben zamanında dedi, takımım çok iyi değil. Bana gelip futbolcu her gün benim yanımdalar. Futbolcu vermiyorlar. Futbolcu diyorlar. Halim böyle tam böyle kötüye gittiği zaman da hep benden uzaklaştırır dedi. Takım şu anda da Halspor'da şu anda da en alt sıralarda bizim grupta. İnşallah da kurtaracaktır. Diğer takımımıza da biz başarılar. Hepsi bizim takımımız. Hepsine de mecbur biz başarılar diliyoruz. Maalesef hayatın her aşamasında. Böyle bakıyorum Ahmet Çiftçi, yani. Ahmet Çiftçi gibi, İbrahim Tekatlı gibi kardeşlerimiz böyle mali kulüplerde böyle emek veriyor. Karşılığını da alamıyor ya. İnsanın gerçekten zoruna gidiyor. Bak gerçekten insanın zoruna gidiyor. Bugün dedi ki ya suçlu kim? Dedim suçlu sensin. Ben Sayın Ahmet Çiftçi dedim suçlu sensin. Emek veren sen. Canım cicim diyen sen. Gencin elinden tutan sen. Sahaya götüren sen. Getiren sen. İdiren içiren sen. Belini sıvazlayan sen. Ondan sonra işte böyle problemler oluyor ki bazen. Onun için ben Tekatlı'ya gerçekten İbrahim'e teşekkür ediyorum. Buradan o kararından biz vazgeçirdik. Ben ona dedim. Biz vazgeçirdik. Ve onun adına ben de haber yapacağım. Biz vazgeçirdik onu. Yazık. Yoksa 100 tane 150 tane çocuğumuz heba olacak. Yoksa kararı karardır. Dik durur İbrahim. Ben de biliyorum sözünden vazgeçmez. Ama biz vazgeçirdik kendisine. Hem Asakafe'de bazı yöneticiler, hem hoca başkanlar Viranşehir'den ta geldiler, ricada bulundular ona. Demek ki değerli bir kardeşimiz. Tabii. Kardeşimizmiş. Tabii. Bundan sonra ben Keçespor'a başarılar diliyorum kalan maçlarında. Diğer takımlarımıza da hepsine de başarılar diliyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam ederken zaten öbür grupta da şu anda 3 takım 24 puanda devam ediyor. Telekom, Memsin, Bozova 25 puanı var. Halfet'in de 25 puanı var. Orada daha belli değil. Bizim grupta da altta da düşecek olan takımlar da belli değil. Süper Amatör'de de malum bildiğiniz gibi şu anda 11 Nisan 6 puan farkla ön sıralarda devam ediyor. Onların da ilk yarısı bitti. İkinci yarısı bu hafta ara. İkinci yarıda başlayacak. O şekil bunu da biz dedim dile getirelim arada. Yine biz Urfa Spor'umuzda yine devam edelim. Doğrusu. Evet. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sonuçta Urfa'nın gençleri için mücadele veriyoruz. Evet. Urfa Spor'umuz bu hafta kimle oynuyor Sayın Şahin? Karşıyaka'yla. Karşıyaka. Evet. Bu hafta. Evet. Nasıl bir kadro çıkmalı? Yeni gelen transferler oynayacak mı? Neler diyeceksiniz? Evet. Şimdi pazar günü maç 16'da GAP Arena'da Karşıyaka'yla maçımız. Ligin ilk maçında İzmir'de 1-0 mağlup olmuştuk. Talihsiz bir gol daha. Yani Gökhan'ın alın sonunda kaldı ama 10 kişi kalmış. Kaç galibiyeti var mı açım? Efendim abi Karşıyaka'nın kaç galibiyeti var? Abi, bizden çok kötü değil de. Galibiyeti 3 abi. Bir tanesini 4. Bizden almış yani. Evet. Haydi. Galibiyeti. Aha, evet, galibiyetin soruyor. Yani o başta da biz Ondrakbay 55-56. Dakikada kırmızı kart görmüştük ilk Karşıyaka maçında. O dakikadan sonra yaklaşık işte bir 30-35 dakika Urfa Spor 10 kişi oynadı. Çok iyi de baskı yaptı. Top Urfa Spor'un ayağındaydı. Fakat 86'da Kerem Karışık onların yerine stoper bölgesine geçmişti. Aşık Babuş'ta Kenan işte boy ve stoper özelliği olmadığı için topu arkaya sektirdi. Gökhan Ünal işte bu liglerde veya süper, gol kralı olmuş bir isim Süper Lig'de. 86. dakikalarda, son dakikalarda gol attı. Yenildik orada ama Karşıyaka'da gelinen süreçte çok iyi değiller. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta soyunma odalarına futbolcu malzemelerine haciz geldi biliyorsunuz. Ekonomik olarak iyi değiller. Borçlu bir takım. Fakat transferler yaptılar. İşte bizden Yosef de oraya gitti. Bununla birlikte birkaç transfer daha yaptılar ama onlar da yönetimdeki o iki başlıktan dolayı bir türlü başarı yakalayamadılar. İşte Erdal Acar'ın perde arkası başkanlığında
yönetim sonuçta başka bir kişiydi. Sonuçta yönetim krizi yani. Yönetim krizi var. Orada da kadro bir ne kadar iyi olursa olsun yok. Ortaya çıkan tablo böyle olur. Maalesef yani ben çok zor bir süreçteler. Ama krizi fırsata çevirmek lazım. Urfa Spor her ne kadar kendisi de krizde olsa da yaptığı transferler ve evinde oynayacağı bir maçta böyle bir pozisyonda yakaladığı karşı yakadan 3 puan alması lazım. Ki diyeceksiniz ki nasıl alacak veya işte oynanan futbol çok ümit verici değil. Genel anlamda söylüyorum. Ama ben yapılan transferler ve bu ikinci devrenin havasıyla yeni gelen futbolcuların en azından sezon sonuna kadar kendilerini ispat edip bir üst lige veya daha iyi bir takıma gitmek adına kendi adlarına oynayacağı futbolla Urfa Spor adına değil. Tabii kendi adlarına. Hayır kesinlikle. Hiçbir profesyonel futbolcu takım adına oynamaz. Önce kendi adına oynar. Kendisi için oynar. Ondan sonra takım için oynar. Bilmiyordum. Ben hala Urfa Spor'un amatör futbolcusu olarak kendimi 88'lerde bitti o abi. En fazla 90'larda. Ondan sonra zaten Urfa Spor'la da kalmadı. Süreç böyle. Ama genç futbolcular, profesyonel yapılanlar ve yapılacak olanlar, yani biz biraz kendi değerlerimize de değer vermeliyiz. İşte Ömer Dağıl'dan bahsettik, Umut Ersöz'ü söyledik, Rızvan'ı söyledik. Ben bir şey sorayım. İbrahim Ali Köçer var. Evet. Bir şey söyleyeyim. İbrahim Ali Köçer'e ben bir şimdi bir sayfa açacağım. Tabii. Muhammed Balcı ile Yunus Emre'nin. Mehmet Emin Balcı. Mehmet Emin Balcı. Bir de şey, nedir o bizim genç kardeşimiz orada? İzzet Canlıka. O çocuklar şu andaki kadroda olamazlar mıydı? Yani İzzet, böyle bir transfer politikasıyla yani İzzet, diyelim yani. İzzet olabilirdi. Yani en azından izledik, öne çıkardılar, gördük diye söylüyorum. Ali abi isimler üzerinden gitmemek lazım, değerler üzerinden gitmek lazım. İşte bunlar da değer zaten. Yani bakın biz şimdi 21 yaşında... Sen gidip aldığın o Gençler Birliği'nden, Fenerbahçe'den falan kendi şeyine yaramayan sahibine onu söyleyeceğim Ali abi. Getir bu çocuklara, ver o parayı. Ya para da verme, oynat, kariyer ver. Şimdi bizim fırsat ver. 19 yaşında, 20 yaşında genç bir kalecimiz var. Ebubekir Elihoş, İsmail Hocam da biliyordur. Evet. Biz ona o varken kimi aldık? Kayseri Erciyes'ten işte Bursa Spor görmüş, Giresun'da 2. ligde oynamış. Bir kaleci Oğuzhan Piri'yi Urfa Spor aldı. Ya arkadaşım zaten bizde Ebu Bekir var. 19 yaşında. Yemin ediyorum dünkü Necati'yi izledikten sonra Ebu Bekir'in oynamasını canı gönülden bin defa istiyorum. Aynen. Bu işin tecrübesiyle alakası yok. Dün Trabzon kalecisini gördünüz mü? Evet. Neler yaptı? Evet. Uğurcan mıydı? Evet. Neler yarattı ya çocuk? Ya 90'da ver fırsatı oynasın abi. Vereceksin. Yani sen benim yerli bu şehrin memleketin çocuğuna bu şansı vermezsen en büyük hainliği yapmış olursun. Ben bunu hocasına da söylüyorum, yöneticisine de söylüyorum, hepsine söylüyorum. Yani bugün eğer bir Umut Ersöz'ü Alanya Spor, Adana Demir istiyorsa biz burada uyuyoruz demektir. Veya oradaki o sorumlu arkadaş uyuyor demektir. Ha bu arada da bununla birlikte eğer 4-5 tane alttan profesyonel yapılmışsa, altyapıya emek veren daha önceki süreçte Hüseyin Dağ, İhsan Karabulut, kaleci Abdurrahman hocam da, İbrahim Demirkan şu anda yoğun şekilde yönetici ayağında. Evet. Yani evet. O hocaların da emeğine teşekkür etmek Emin lazım. Emin Kaydı, İhsan Hoca gerçekten evet. Şu anda bir isim daha vardı. Apu, evet, Abdurrahman. Kaleci Abdurrahman evet. Dağ. Evet. Bekir. Evet. Yani Mehmet Altun. Bunlar şu anda çok böyle yani bunlara da şekilde değer veriyorlar. Gerçekten. Ama ben şunun özellikle altını çiziyorum. Biz değerlerimize değer vermezsek işte böyle devralarında Kenan Karışık gibi, Kıvanç Karakaş gibi isimlerin gölgesinde altında kalırız. Ama kendi değerlerimiz o takımın içinde olduğu zaman, yani geçmiş dönemleri hatırlarız. Urfa Spor'da oynayan Urfalıların oynayan yabancılara nasıl baskı yaptığını, hadi çık oyna, tekmeye kafa koyanlardan bahsediyorum. Takımın içinde bu değerlerin olması lazım. Yusuf Dağ da diyor ki gelenler gidenleri hep aratır. Bence transferlerde yine hüsran olacak. Yusuf Dağ da sevdiğimiz bir abimiz, kardeşimiz. Gerçekten gençlere destek veren, hep yanlarında olan. Bu da diyor benim görüşüm. Gidenler hep gelenleri ağlatmıştır diyor. Bu da bence hüsran olacak diye bir mesaj. Buradan da sevgilerimizi düşünüyoruz. Bana da gelen mesajlara biz de selam söyleyelim sayın da. Evet. Şey vardı bugün bizim bir sosyal medyada bir penaltı vuruşumuz vardı. Onunla ilgili çok mesaj geliyor İsmail Bey. Onu da bir açıklık getirelim. Bizden tabii, tabii. Cevabını bekliyorlar. Dün sevgili İsmail Mutlu'yla Ömer Altıparmak spor minikleri çalıştığı bir altyapı kursu var. Evet. Penaltı gollü mü? Evet. Ben onu buldum. Formayı ben senden alırım. Tamam peki. Şimdi başarılı olan verecekti. Evet. Şimdi biz şöyle bir
hem espri olsun, hem gündem olsun, hem de biraz gönderme olsun diye o fotoğrafı attık. İsmail abi kaledeydi de ben bir penaltı vuruşu İsmail yaptım. Mutlu abi. İsmail Mutlu abimiz. Evet. Onun oğlu da o takımdaydı. Bu şut gol mü değil mi diye sosyal medyada paylaştık. Golü bilene ödül var dedik. Gol değildi. Penaltıyı atan bendim. Evet. Ufalı'ya gol atmaz. Ben de İsmail abime gol atmadım. İsmail abime kurtardı diyelim. Gol değil diyenler... Ya şimdi ya kurtardı ya atmadım. Kurtardı. Kurtardı. Öyle de. Ama Urfa'yı da gol atmaz. Bunu da ayrı parantez söyleyeyim. O ayrı konu. Doğru bilen arkadaşlarımız başarılı olan İsmail abi olduğu için İsmail abiden bir forma alacaklar. Bir forma hediye edilecek. Doğru bilenler arasında bir kura çekeceğiz. Onu da videoyla yayınlayacağız. Doğru bilen arkadaşımız da önümüzdeki hafta içerisinde bir Urfa Spor forması hediye edeceğiz. Penaltı vuruşu gol değildi. İnşallah. Kaptan bu müjdeden dolayı da sana teşekkür ederim. Keçe Spor amatörle değerlidir. Bence Keçe Spor'la, ben de Keçe Spor'la tanıştım. Forma benim hakkım. Formumu isterim. Şahoğlu'ndan, Sayın Şahoğlu'ndan. Kura çekilecek. Kura çekilecek. Yorumu varsa evet. Orada gol değil diye. Evet. Evet. Böyle tabii mesajlar yoğun şekilde geliyor. Evet Ali abi devam edebilirsin. Biz İsmail'cim, ara sıra okuruz mesajları. Evet zaten süremiz de daraldı. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki haftayı isterseniz kısaca bir geçeyim. Evet buyurun. Karşıyaka'da son çırpınışlarında biz de son çırpınışlarında. Evet, aynı pozisyondayız. Onlar bizi yenerse bizim rakibimiz bundan sonra alttaki 5 takım yani. Hatta 4. Yani Denizli'de bu akşam 6-0 mağlup oldu. Yani, o da 17 puanda bizimle aynı puanda. 4 takım küme düşmeme adına mücadele verecek. Ve en büyük rakibimiz şu anda kendi sahamıza geliyor. Evet. Ondan sonraki bu maçta Urfa Spor'un ben yeni galip geleceğini anlıyorum. Ümit ediyorum ben de Ali abi. İnanıyorum. Sayın Çizmeci'ye sana bir soru var. Ben istersen onu okuyayım. Tabii buyurun. Hayırlı akşamlar Sayın Çizmeci'ye sorar mısınız? Tugay Hoca Şanlıurfa Spor için yeterli midir? Yönetimi sürekli aşağılıyor, sürekli eleştiri. Hata. Mehmet Altun bir mesaj atmış. Size soruyor. Ben yönetimi aşağılamıyorum. Yönetimdeki çalışan arkadaşların büyük bir kısmı dostlarımız, arkadaşlarımızdır. Biz burada eleştiri yapıyoruz. Eğer hata varsa konuştuklarımızda yönetimden birileri arkadaşlarımız bağlanır veya başkan bağlanır. Hayır siz bu konuda yanlışsınız, doğru değildir bu. Böyle diyebilirler. Bizim kimseyi şey ettiğimiz yok. Başta ne demişti? Özür dilerim. İşte onu yine isterseniz açayım okuyayım. Sayın Çizmeci sorar mısın? Tugay Hoca Şanlıurfa Spor için yeterli midir? Yönetimi sürekli aşağılıyor. Sürekli eleştiri, hata. Yönetimi aşağılamıyorum. Tugay Hoca'nın Urfa Spor için bir şey olduğunuzu zaten baştan beri hep söylüyoruz. Daha ilk geldiği günden bu yana iyi bir futbolcuydu. Evet. Ama Urfa Spor için Petrolik'te ilk defa çalışacak. Hatta Türkiye'de ilk defa hocalık yapacak bir arkadaşımız. Başarısını evet. Ben beklemiyordum. Bir soru cevap yapalım tablo, biraz. Kadir Karander de Sayın Buz. Doktor Atilla neden gönderildi? Doktor Atilla'yı biliyorsunuz zaten. Evet. Şanoğlu siz cevap verin buna da. Yani onun kulüple ilgili bir problemi. Bunu bizim cevap vermemiz çok da doğru değil. Ama hani kulübün tasarrufundadır. Yetersiz görülmüştür veya farklı bir problem vardır. Buna bizim cevap vermemiz çok doğru değil. Ben size mesaj okudum ya. Aziz Ergün diye. Evet. Aziz Ergün. Şanoğlu Spor Atakım'a imza attı mı? Doğru mu hocam? Az önce okudunuz da ama cevap vermediniz. İsmi Aziz Ergün. Şanlıurfa Spor A takımına gelmiş. Aziz Ergün. Öyle bir Ceylan Pınar'dan gelen bir iki tane isim vardı. Profesyonel bir iki isim vardı ama. Evet. Yani Ömer Dağlı vardı. Umut Ersöz vardı. Bir isim daha vardı ama şu an telaffuz edemiyorum. Yanlış bilgi ama bir iki üç tane daha profesyonel yapıldı diye biliyorum. İlçelerden de gelen iki üç isim daha vardı. Salahattin Kumcu da saygıdeğer Ali abi, Murat ve İsmail kardeşim 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet. Yazık. Çok yazık. Şanlıurfa Spor'umuzun Adana Spor maçına bakıyoruz. Yazık da güzel bir karne ya. Güzel bir tane. İyiymiş diyorlar. Neresi iyi? Galip iyi olsaydı galip gelirdi. Bu kritik önemli virajda çok büyük avantaj elde ederdik. Şanlıurfa Spor Tugay Hoca menajerle bir yere varmaz. Şanlıurfa Spor'umuzun bataklığa düşmüş. Çırpındıkça batıyor. Tekrardan baştan saygıdeğer abim Ali abi ve Murat abime, İsmail kardeşime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İsabet ve kararlarınız yerinde Selahattin Kumcu buradan da sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olsun Selahattin kardeşimize teşekkür ediyoruz ama biz gerçekten burada içimizden geleni bildiğimizi söylüyoruz. Yani biz yanlış da biliriz, yanlış görebiliriz, yanlış değerlendirebiliriz. Evet. Yönetim dediğim gibi
bu konularda bir açıklama yapsın. Katılsınlar telefonlara, canlı yayına girsinler. Sayın İsmail Aksu'da Liranşehir'den sevgilerimizi sunuyoruz. Tüm konuklarımıza selam. Biz her şeyi bildiğimi söylemiyoruz yani. Evet, tüm konuklarımıza selam. Büyük kaptan, biz Liranşehir Spor olarak ikinci sırada yükseldik. Size göre Liranşehir Spor nasıl yorumlarsınız? Bizim için önemlidir. İsmail Aksu Kulüp Başkanı ikinci sıradayız. 18 puanla tüm konuklarımıza selam. Liranşehir'den Sayın İsmail Aksu, buradan Liranşehir Başakspor'a sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Tabii süper amatörde çetin bir çekişme var. Şu anda bir şey söyleyemiyoruz. 11 Nisan arkasında siz geliyorsunuz. Arkasından daha Belediyespor geliyor. Ne olacağı bellisiz. Siz de iyi takımsınız. Kötü takım değilsiniz. 2-3 hafta geçsin artık belli olur zaten. Buradan da başarılar diliyoruz. İsmail Hocam profesyonel isim olan isimler bir de Hacı Demircan. Hacı Demircan değil mi? Evet. O da profesyonel olmuştu. Şimdi biz burada yönetimi veya işte yönetim kurulu üyelerini kimseyi eleştirmek veya kimseyi yargılamak pozisyonunda insanlar değiliz. Biz Urfa Spor'uyuz ve Urfa Spor adına gördüğümüz şeyleri yorumlarız. Arkadaşımız aşağılamak derken galiba yani eleştirme anlamında söylüyor. Aşağılamak. Ben o arkadaşa değil. Cevap olsun diye söylemiyorum Ali abi. Genel olarak söylüyorum. Bugün bu yönetim 3 sezondur bu takımın başında. 3 sezondur yaşanan başarılar veya başarısızlıklar kimine göre başarıdır veya başarısızlıktır. Bunu spor kamuoyu değerlendirir. Eğer 3 sezondur biz bu yönetimle hala playoff'a bile kalmayı görememişsek ben bunu başarısızlık olarak addederim. Türkiye gündemine oturan bir takım olduk ya. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Biz ümit ediyorum bu transferler, bu futbol ve Urfa Spor'un maneviyeti açısından biz bu ligde kalmalıyız. Ben Urfa Spor'un ligde kalacağına inanıyorum. Murat çok üzülüyorum. Hayır bakın. Ben çok acı bir şey söylüyorsun. Evet. Biliyor musun? Şampiyon olmasını düşünmüyorsun, konuşmuyorsun. Ben ligde kalmasını istiyorum. Ama rica ediyorum. Bu da kesinlikle ve şey kesinlikle Urfa Spor'un ligde kalması başarı değildir. Bunu da bir yere not edelim. Yazalım değil mi? Evet. Yani 25 milyon bütçe evet. Ayırıp PTT 1. de takım kuruyorsanız, ligde kalıyorsak bunu başarı evet. Diye adlandıramayız. Mesaj daha okuyayım. Mehmet Çakır, selam İstanbul'dan bir Urfalı. Urfa Spor tarafta olan takımı savunacak bir sözümüz kalmadı. Burada diyorlar ki Urfa Spor'un transfer yaptı. Yaptığı kadar da bir başka takım yapsaydı 1. ligde, 1. ligdeydi. İyi akşamlar Mehmet Çakır İstanbul'dan. Mehmet'e de sevgi ve saygılar mısınız? Ben bir konuyu da gündeme getireceğim. Eski Urfa Spor'un kaptanı Ahmet Çelik, lakabı da Kürt Ahmet. Geçen hafta biz de konuk da ettik kendini. Buradan ailesine de biz Allah şifa versin diyoruz. Çok ailesi de şu anda rahatsız, hasta. Gerçekten Allah şifa versin. Sayın Çağan onunla sorayım ben. Sayın Ahmet Çelik Urfa Spor'u şikayet etmedi. Vermedi federasyona. Evet. Ama bugün bakıyoruz ki Ahmet Çelik'e bir yardım ele de uzatılmadı. Çünkü her ay 3-4 milyara yakın bir Ankara'ya bir ilaçlar için ilaç alıyor hanımı için. Bir vefa örneği gösterilmedi. Sizce niye gösterilmedi? Ben Şahanoğlu siz cevap verirsin veya Ali abi fark etmez. Ali abi de cevap verir buna en yakın. Ben, kendisi biliyor. Ben ne cevap veririm? Yani bir eski kaptan olarak bir vefa örneği olmalıydı bence bana göre. Ne diyeceksiniz sayın? Şunu da söyleyeyim ha. Sayın Ahmet Çelik de böyle biz konuk da etti kendisini. Dedi kimseden dedi benim bir talebim de olmadı. Bir isteğim de olmadı. Ama dedi ki bir vefa örneği de olmalıydı bence dedi. Sayın Çizmecioğlu bir şey ekleyecek misin buna? İsmail beni en hassas yerimden vurdun değil mi? Ben bu konularda çok hassasım. Evet. Neyse. Murat Bey. Evet. Yani aslında bu tür programlarda bunları konuşmak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir takıma emek veren bir kaptanın, bir sporcunun böyle bir durumda bence yalnız bırakılmaması lazım. Ben onu söylüyorum, onu tabii söylemek ki, istiyorum. Yani. Geçmiş dönemlerde Sayın Sabahattin Ceven'in ben yaptıklarını da duydum, biliyorum. Ama evet. Hala böyle bir problem varsa evet. Hem eski futbolcuların, hem eski yöneticilerin, hem şimdiki yöneticilerin bu kadar iyilikler, bu kadar fedakarlıklar, bu kadar 500, 600 bin, 700 bin Suriyelilere kapısını evini açan bir şehirden bahsediyorsak bir kendi memleketimizin evladına, ağabeyimize de bence ben sahip çıkmak zorundayız. Bunu sadece spor anlamında söylemiyorum.
ilim valisi de, ilim belediye başkanı da bu manada kim ihtiyaç, sıkıntı, problemi varsa ben idareciler el uzatması lazım. Bunu da neden söyledim açıklayayım. Zamanında parasıyla transfer olan Ahmet Çelik, Hatay Spor'a en büyük parayla transfer olan ve 2 yıl boyunca Ahmet Çelik'in parasıyla transfer yapan bir yönetim vardı Urfa Spor'da daha önce. Evet. Onun için bir vefa örneği tabii ki göstermeli. Ahmet Çelik gibi ve niceleri daha var Urfa'da. Evet. Emek veren, bu Urfa Spor için ağlayan o abilerimize değer verilmeli bana göre. Kusura bakmayın artık. Doğru söylüyorsunuz. Sonlandırıyorum çünkü programımızın sonuna geldik. Bir Elazığlı olarak da Urfa Spor başarılar dilerim. İnşallah Süper Lig'e çıkar. Şevki Çınar Elazığ'dan da sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hem kısa son sözlerinizi alayım. Çok kısa. Evet, şimdi bana da Suriye'den mesaj geliyor. Suriye'de izliyorlar. Evet. Herkese selam gönderiyorlar. Türkmenler kendileri. Her ne kadar sıkıntı içinde olsak da burada Urfa Spor'u ve Urfa'yı takip ediyoruz. Emeklerinize teşekkür ediyoruz demiş Hikmet Bey. Biz de selam, sevgi gönderelim. Şimdi bak abi, ben samimi ve dürüst konuşuyoruz. 2 saattir burada herkes aynı şeyi söylüyor. Urfa Spor, Urfa'nın takımı, Urfa'nın değeri, Urfa'nın markası. Herkes elini vicdanına koyup bu kötü süreçte yanlışları söyleyip ama olumlu yapıcı eleştiriler yapıp, evet. Ben Ali abi 5 hafta dedi, ben 3 hafta diyorum. Karşıyaka, Göztepe maçı 3. maç. Göztepe maçından sonraki çıkan tablodan sonra artık Urfa Spor'un yönetimi de, hocası da, futbolcuları da artık sorgulanacak bir tarafı kalmaz. Eğer bizi izleyen futbolcu arkadaşlarımız, hocalarımız varsa onlara da mesaj olsun. Karşıyaka ve Göztepe maçından eğer siz içeride 3, dışarıda 1, 4 puan almazsanız bu ligin dibinden kurtulamazsınız. Her ne kadar ligde makas açılmasa bile, fakat yukarıdaki takımlar hep kaybedecek, hep siz kazanacak değilsiniz. Urfa Spor tarihinde bu kadar kötü günler geçirmemiştir. İnşallah bu süreçten sonra bu kötü süreci aşarız. 2 saat içinde söylediklerimizi herkes iyi ölçsün, iyi tartsın. Başka Urfa Spor yok. Bu takım hepimizin takımı. Herkes kendi vicdanına göre konuşur. Ben Urfa vicdanına evet. göre konuşuyorum. Bizi izleyen herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Peki teşekkür ederim. Evet. Sayın Çizmecioğlu herhalde. Aynen. Murat Bey'in dediği bütün her şeye bakıyorsun. Katılıyorum. %100 üstüne bir şey söylemek gerçekten yanlış olur. Aynı düşüncedeyiz. Ben o zaman bir şey ekleyeyim. Bu vefa örneği gösterilecek kişilerden biri de Sayın Çizmecioğlu'dur. Evet. Evet sevgili futbol severler. Spor zirvesi burada sona eriyor. Gerçekten korkularımız yorumlarıyla renk attılar. Haftaya sporcunda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar efendim.